Değerli izleyiciler, oyunumuz başladı, başlayacak. Mac üzere yani. Cep telefonları, görsel ve sessel kayıt aletleri, küçül küçül de gözüme gir boyut mini kameralar, tiyatronun elektronik sistemini ve oyunun akış güvenliğini olumsuz yönde etkilemekte, oyuncuların sinirini dingildetmektedir. Japon icat etti diye elindeki cep telefonuna oyunu kaydetmek hakkına sahip olduğunu sanan izleyiciye sahneden inerek iki tokat atmak aşkıyla yanıp tutuşmaktadır oyuncu. Üstelik oyun boyunca görüntü ve ses kaydı, fikir ve sanat eserleri telif yasasıyla yasaklanmış bulunmaktadır. Cep telefonlarınızı kapatınız. Dikkat ederseniz lütfen demedim. Çünkü lütfen deyince üstünüze alınmıyorsunuz. Salon kameralarla denetlenmektedir. Uyarıya uymayan olursa oyuna ara verilecek. Sahnedekiler salona inerek faili Bill Gates sudan gelene kadar döveceklerdir. Kayıtsız şartsız seyirler. Oyunu beyninize kaydediniz. Bir hafıza sorununuz varsa her gün geliniz. Oh,
Singapur limanını avucumun içi gibi bilirim. My Lover's Bar vardır orada. Ne bar varmışlar orada? My Lover's Bar. Hmm. En güzel karılar orada olur. Oraya yazılacaksın. Fakat çok hastalık kaparsın Singapur'da. Adını bilmediğin hastalık vardır. Prezervatif kullanacaksın. Ne kullanacaksın? Prezervatif. He. Anversimanı yaz kış soğuk olur. Bokun lan. Neyin dolar? Bokun. Çinli sobalı Lyon Rouge barı vardır. Oraya yazılacaksın. Uzun boylu at gibi karılar gelir. Barda öyle soğuk soğuk otururlar. Barda soğuk oturduklarına bakma. Ateşte yatak kesilirler. Ne kesilirler? Yatak. Nasıl lan, nerede? Ateşte. Ha evet. Karı bakımından Marsilya limanı en baba limandır. Fransız karıların üstüne yok. Et bedeni koymaz karısına. Bir türlü ayrılamazsın karıdan. 50 türlü cilve bilirler. Kaç türlü cilve bilirler? 50. Evet. Öyle bizim karılar gibi askıntı olmaca yok. O revu var. O revu var. Ne revu vardı? O revu var. Evet. Öyle çek beni kurtar bu hayattan durumu yok. Hadi hemen evlenelim, ayağı yok. Yalnız bir boktan taraf vardı, Fransız karıları çok konuşurlar. Öyle makinalı tüfek gibi konuşurlar, sen yarısını anlamaz. Devamlı vıy vıy diyeceksin. Ne diyeceksin? Vıy vıy. Bazen birden karışır karının suratı, sen mutlaka vıy denilmemesi gereken bir yerde vıy demişsin değil mi? Anında pardon diyeceksin. Ne diyeceksin? Pardon. Birden düzelir karının suratı. Düzelir karının neresi? Suratı. Tamam da ne olur lan karının suratı? Düzelir. Marsilya limanında Alankır denen var meşhur. Hangi var meşhurmuş lan Marsilya limanında? Alankır. Herkes susun, yalnız Semel söylesin mi? Sizin tatunuz par. Siktir Temel. Dağılın baş bağırışı. Şimdi sen kal. Ne oluyor lan, yine bok gibi başladı bu gemi, gidiyor muyuz duruyor muyuz belli değil. Hızımız nedir? 8000 koramiralim. Koramiral değil, koramiral. Bir osuruk R değil. 5 tane R var. Doğru dürüst söyle, her yere yazdırdım, salak mısın sen oğlum? Özür dilerim, koramiralim. Abartma. Kokunu çıkarma, 12 R demedik, 5 R yeterli. Niye 8 mille gidiliyor? Tek motor mu çalışıyor? Evet sayın koramiralim. Sayın öbür motor ne bokuyor? Arızalanmış sayın koramiralim. Niye arızalanıyor lan? Paramada bakım yapılmadı mı? Emrullah yanlış bir elektrik bağlantısı yapmış. Tek motor stop etmiş. Niçin Emrullah'ın hakimde bir şeyleri ellemesine izin veriyorsunuz? Emrullah elektrikçi değil ki. Cavit dururken niçin Emrullah elektriğe bulaşıyor? Hiç işte Cavit'in sorumsuzluğu. Cebeli Tarık'a kadar yetmez ki ulan bu vodka! Vodka bitince Emrullah'ın kanını içemem ya! Allah kahretsin! Emrullah'ı çalışan motordan uzak tutun! Bana derlerse okyanusun ortasında kala kalırız, öldürmek zorunda kalırım pezevenge! Seyir defteri yazıldı mı? Şimdi yazarım sayın koramiralim! Otur yaz! Emredersiniz sayın koramiralim! Günün olaylarına gemide bir Emrullah gereksizliği gözlendi yaz! Emredersiniz sayın koramiralim! Cavit'in sorumsuzluğunu da belirtelim mi? Gayet tabii! Rahat demen ne var? Sayın koramiralim, kaç gün sonra İstanbul'da olacağımızı bilmek isterim! Ben bilemem lan! Ben bilemem! Git Emrullah'a sor! Dallama motorlardan birinin hırsına geç peşine. Tek motorla geze geze gidiyoruz. Git sorma ki bana. Öbür motora da bir iyilik düşünüyor muymuş ya? Daha ne gibi boklar yiyecek peşine? Emredersiniz koramiralim. Amiral değil lan Temel, amiral. Doğru düz söyle. Benim için onu öyle söylemesi çok zor sayın koramiralim. Kor da değil zaten salak. Kor, kor. Emredersiniz koramiralim. Tamam siktir Temel. Ulan nereden bulursunuz benimleri? 400 tayfa kıtlığına kran mı girdi? Önemli tayfa hem çok para alıyor hem geminin girdisini çıktısını çok iyi bildiği için sürekli arazi oluyor. Hiçbir iş yapmıyor. Cemiler daha iyi çalışıyor. Ne çalışması? Bu Temel el attı işi bok ediyor. Emrullah geminin baş belası. Bu herifler olmasa gemi daha rahat gidecek. Daha hızlı gidecek en azından. Şeytan diyor, at şu herifleri okyanusun ortasına. Atmışken doktoru da at, Lostromo'yu da at. Bak nasıl rahatlıyor gemi. Bence Cavit'i de unutmamak gerek sayın koramiralim. Gayet tabii. O da o arada gider işte.
Rahat demel ne var? Affedersiniz Koramiral, bütün günlerde pazartesi mi dur? Bilmiyorum ulan, okyanusun ortasında pazartesinin ne önemi var salancı? Hayır, şunu öğrenmek istiyorum Sayın Koramiral. Mesela bu cuma pazartesi ise siz bana kaç pazartesi sonra İstanbul'da olacağımızı söylerseniz ben öyle de hesaplayabilirim. Bak demel, denizcilikte kaç gün sonra nerede olacağız diye bir şey yoktur. Kaç gün sonra İstanbul Limanı'nda olacağımızın ne önemi var lan? İstanbul Limanı'nda temel ne zaman gelecek diye bir bando mızıka telaşı yok ki. Hayır Sayın Koramiral, ben kendi kendimi ayarlamak için sorarım. Ne ayarı lan? Hiç kendi kendime öyle bir ayar yapacağım. Fakat madem siz dahi bilmiyorsunuz koskoca Koramiral olarak, ben bilmemişim, ne önemi var? Rahatsız ettim, affediyorsunuz. Kaç gün sonra İstanbul'da olacağız? Bok mu var lan İstanbul'da? Terör, diz boyu, can güvenliği söz konusu değil. Millet birbirini öldürüyor. Bak deniz öyle değildir. Dalgası fırtınası vardır ama bir anlamda güvenlidir. Rahat ulan Temel, ne var? Bir sıra öldürmedin şurada ha? Çok ödeşim Sayın Koramiral, çok bir şey soracağım. Kaç gün sonra İstanbul'da olacağız, onu soracaksın değil mi? Uy, ne demediniz onu Sayın Koramiral? Uy, içime doğdu. Senin İstanbul'da önemli bir işin var. Evet Sayın Koramiral, İstanbul'a inerim ben, Çerhane'ye gideceğim. Kaç gün sonra gideceğimi bilmek isterim. Bileceğin de ne olacak lan? Daha çok var İstanbul'da. Böyle şeylere takma kafayı. Stres yaparsın. Olur mu Sayın Koramiral? Siz bana diyeceksiniz. Mesela 15 gün sonra İstanbul'dayız. Ben çetere tutacağım. Bir çağda 15 tane yuvarlak çizeceğim. Bence birinin içini karalayacağım. Kendi bu işi hazırlayacağım. Bu hızla gidersek 20 gün sonra İstanbul'da istemem. Emrullah bir şaka yapmazsa. Çok teşekkür ederim Sayın Zabit. Ben de onu bilmek istedim. Çok teşekkür ederim Sayın Koramiral. Rahatsız ettim. Daha İstanbul'da 3 hafta var. Herif çükünün derdinde. Bir bok olmaz bunlardan. Aklı karıda olan adamdan denizci olmaz. Çok haklısınız Sayın Koramiral'im. Evet tabii. Gerçi sen evlisin fakat evli adamdan da denizci olmaz. Denizci adamın hayat belirli. Küba'dan Beyrut'a, Beyrut'tan Bombay'a, yol bir ara memleketten geçerse eve de bir fırt uğrarsın. Benim karımla çok bozulur. Biliyorsunuz bizim Kamuran hiç bozulmaz böyle şeylere. Evliya gibi kadındır. Ayrıca çok iyi bilir ki ben denize çıkmasam on paramız yok. Kamuran ne yer ne içer, hangi parayla konkere gider. Sorma, iki ay denize çıkmam paralar suyunu çeker. Benim karı buna da çok bozulur. Kendi bir iş görse gam yemeyeceğim. Ulan örgü örmeyi bilmez. Aa Kamuran çok iyi örgü örmeyi. Kes, sana Kamuran'ı sormuyorum. Ben benim eski karıyı anlatıyorum. Kitap okur yarım yamalak. Bir kitap başlar, ikinci sayfasında cüp bir kere bırakır. Başka kitabı başlar, 200 sayfasında bir kere bırakır. Mutfakta dönüşümlü olarak okuduğu 4 ayrı kitabı vardır. Bu kadar kitap bir arada okunur lan! Ürettin misin sen? Kamuran'dan söz etmiyorum. Ben kendim bir kitabı bitirmeden başka bir kitaba asla başlayamam Sayın Koramiral'im. Bizim karı başlar. Duygu Asena'nın bütün kitaplarını döne döne okudu. Ondan sonra bozuldu zaten karı. Kadın hakları toplantılarına katılmaya başladı. Bir gece gitti, dayak yiyen karıların kaldığı evde kaldı. Ben kendisine fiske vurmamışımdır. Sırf o gözü morarmış karılarla dayanışmak için geceyi onlarla geçirdi. Sonra bir gün geldi bana. Ayrılalım dedi. Ayrılalım lan dedi. Kıyamet gününü bekleyecektiniz. Efendi bir yargıca çattık. Bir cinsinde boşandık. Denizli adamın karısı olmaz. Kamuran hariç. Kamuran hariç. Kamuran çok iyi örgü öğrenmiş. Gördük sana ördüğü kaza. Daha yaka kesmeyi bilmiyor. Seyredettim yazdım sana bol git. Emredersiniz Koramiral'im, seyredettim yazdım. Günün olaylarına Kamuran'ın örgü bilmediği anlaşıldı yaz. İmzala bırak. Tam anlayamadım Sayın Koramiral'im. Neyi anlamıyorsun lan? Bir gemi kaptanı süvari Koramiral. İçinde bulunduğu durum itibariyle kayda değer bulduğu her şeyi seyredettiğine yazdırabilir. Yaz. Emredersiniz. Kamuran'ın örgü bilmediği anlaşıldı. Kamuran'ın kim olduğu hakkında bir açıklamaya gerek var mı Sayın Koramiral? Siktir et, aramızda kalsın. Kaptanın gece emirlerine yazılmasını istediğiniz bir şey var mı? Kaptanın gece emirlerine evet, aynen şöyle yaz. Yatın fakat sakın uyumayın eşşoğlu eşekle. Bizim gemi hiçbir yerden yakıt almadan da gidecek İstanbul'a. Olur mu lan Temel? Uzay gemisi mi bu? Mutlaka bir yerden yakıt alacak. Hava yakıtı nereden alacağımız belli midir? Hayır, kaptan nereden isterse oradan alır. İnşallah kerhanesi olan bir yerden alır. Kerhanesiz liman olmaz zaten lan. Öyle mi? Gayet tabii lan Temel. Limana giren bir gemici nerede görecek ihtiyacını? Bütün bunları düşünmüş yani liman idaresi. Bunları liman idaresi düşünmez ulan. Her limanda bu işlere bakan pezevenkler vardır. Nereden bulacaksın sen pezevenki? Annende pezevenki yazma ya. Senin onları bulmana gerek yok. Onlar seni hemen bulurlar. Ya pezevenk nereden bilecek Temel'in canının karısı adını? Onlar herkese sorarlar. İstemezsen no thank you diyeceksin. İstersen ne diyeceğim? Okey diyeceksin. Bu bana ne diyecek ki ben diyeceğim ona şey.
Do you want woman der. Hot woman der. İlla ki içinde woman geçen bir cümle söyler. Woman kadın demek. Sen woman lafını duyunca hemen yes diyeceksin. Okay diyeceksin. How much diyeceksin. Amma karışıkmış ki burada darı pecermesi. Ben İstanbul'un götünü yedim. Tamam bizimin getirilecek lafları sen para bize ahmet bir şahada yazar mısın Sayın Usturum'u? Yazarım tamam. Yalnız zamparalık yaparken mavi bayrağa dikkat edeceksin. Mavi bayrağı mı? Evet. Nesine dikkat edeceğim mavi bayrağı? Mavi bayrağı görür görmez koşarak gemiye geleceksin. Mavi bayrak neyin alametidir Sayın Nostromo? Mavi bayrak gemi devir alıyor demektir. Bombay limanındaydık bir gece. Bizim kaptan çekmiş mavi bayrağı. Ben bir karının koynundayım. Arkadaşlar karının koynundan apar topar gemiye zor atmışlar beni. Kaptan mavi bayrağı çekti mi babasını beklemez. Bindin gemiye. Binemezsen kalırsın o limanda. Bakarsın ardından ki sen olmadan da gidiyor gitmesi için it gibi çalıştığın gemi. Ha öyle yüzüstü bir akıp gider yani seni kaptan. Gayet tabii. Fakat neye göre çeker kaptan ama mavi bayrağı ta önceden belli olmaz mı öyle bir puşluk yapacağım? Bunda bir puşluk yok lan Temel. Zaten akşama sabaha devir alınacak bir durum vardır. Herkes alestadır. Mavi bayrağı görünce derhal gemiye geleceksin. Ya mavi bayrağın çekildiğini göremeyecek bir yerde sen ne pok yiyorsun? Ayva yiyorsun. Ben o durumlarda mesela limandan çok uzaklaşmam. Her limanda evi gemiyi gören kadınlar vardır. Onlara takılacaksın. Amma zormuş ta bu denizcilik. Peki Sayın Nostromum denizde deniz kişi şöreti olmuş muydur? Olmuştur. Peki deniz kişi becermiş gibi var mıdır? Aşık olan vardır ama beceren yoktur. Çünkü deniz kızlarının belden aşağıları balıktır. Onlarda senin aradığın organ yoktur. Yani hiç bu deniz kızlarının seks hayatları yoktur. Yoktur. Fakat muhakkak ki her mahluk açı bir orada bir anası babası vardır. Gayet tabii. Muhakkak ki onun babası da anasını becermiştir ki. Ne bu deniz kaybanası bedahlanmıştır. Herhalde. Ha bu deniz kizunun anası olsa olsa deniz anasıdır. Babası deniz anasını becerilecek yerini bulduğuna göre ben daha deniz kizunun edilecek yerini bulurum daha. Tabii Temel, deniz kızını bulursan onun orasını mutlaka bulursun sen. Rahat, doktoru gönderiniz mi? Kamerasındadır. Haber verin kaptan onu istiyor. Tabii sayın zabitim. Sayın zabitim kaptanımız sinirli mi? Evet. İçmiyor mu? Gıdım gıdım içiyor. Cebel Tarık'a varmadan vodkası bitecek diye sinir yapıyor. Affedersiniz ama o da her gün sinir yapacak bir şey buluyor ta. Esasen sinirli bir tip. Ben doktora haber vereyim, hırsını ondan alsın. Ya sayın zabitim, kaptanımız az çeneye gelmemek midir? Yo, hayır. Peki niçin kendisine 5 tane reyle beraber Goramir Akenin ekledin? Kendisi öyle uyku gördüğü için. Fakat sayın zabitim, Amir Ali Goy'la her çeşir organının keyfine takınacağı bir sıfatlıydır ki. Ben Amir Ali'yim, temminle Amir Ali olunmaz ki. Rahat! Sen bu parlak fikirlerini gidip kaptanı kendisine anlatsana. Şu sıralar iyi olur. Denize atılacak birini arıyor. Sen niye Emrullah'a motora elleme etkisi veriyorsun Cavit? He? Atayım mı lan şimdi seni balık köpeklerine he? Siz nasıl hüküm veriyorsanız öyle yapın Sayın Koronan Bilal'im. Fakat ben kendisine motora elleme etkisi falan vermiş değilim. Emrullah'ın öyle her boka elleme merakı var. He, madem beni o kadar meraklı keseceksin Emrullah'ın ilk elini kökünden konu kapanacak. Onun eli dursa ayağı durmuyor Sayın Koronan Bilal'im. Felaket meraklı bir tip. O zaman Emrullah'ın bir yere değme olasılığı olan bütün organlarını keseceksin kökünden. Bu diyeceksin Emrullah kısmını. Em olarak dursun orada öyle yaşayacak. Sıçtı ulan geminin içine. Bir daha bir vukuatlı olasın durmuşsun Cavit. Emredersiniz Koronan Bilal'im. Hayvan herifler. Hiçbiri kendisine verilen emri yerine getirmez. İt ite it kuyruğuna kuyruk Emrullah'a. Emrullah'ın hiç boktan haberi yok. Her işi Emrullah görüyor. Koskoca gemi Emrullah'a emanet. İyi akşamlar Sayın Koronan Bilal'im. Rahat doktor genç tansiyonuma bir bak. Emredersin Sayın Koronan Bilal'im. Fakat alkollüken düşük çıkar. Biliyorsunuz. Biliriz. Ne kadar düşük onu bilmek istiyoruz. Ayrıca o kadar alkolü sayılmam. Damla damla içiyorum. Bu vodkayla Cebeli Tarık'a kadar idare etmem gerek. Emrullah dolaması motorlardan birinin hırsına geçmiş. Tek motorla geze geze gidiyoruz. Düşük mü? Evet Sayın Koronan. 8'in altında mı? Evet Sayın Koronan. Ne kadar altında? Tamamen altında Sayın Koronan. Siktir doktor, senin alet bozulmuş. Mutlaka burada Emrullah bir posta ellemiştir. Sen bunu denize at, denize at. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Gayet tabii Sayın Koronan. Fakat biliyorsunuz hastada genellikle ölür ayak kendini çok iyi hissetme durumu gözlenir. Salak mısın oğlum? Ne demek istiyorsun? Biz doktorlar genelde ölür ayak pek bir şey demekten kaçınırız. Bize okulda öğretilenleri tekrar ederiz. Bunlar kimi zaman durma uyar, kimi zaman uymaz. Fakat uysa da uymasa da ben genel konuşuyorum Sayın Koronan. Sizin durumunuzda endişelenecek bir şey yok. İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Evet. Bir aksilik olur da ölürseniz ben ölümünüzü mürettebattan saklarım ki gemide panik olmasın. Kanunsal Sultan Süleyman durumu. İstanbul'da açıklarız vefatınızı. Sen beni gömmekte kararlısın yani. Estağfurullah Sayın Koronan. Siz kendiniz böyle bir kararı almışsınız zaten.
Hiç içmemeniz gerekirken aralıksız içiyorsunuz. Bir tür intihar girişimi. Öyle ki ölümünüz başarınız olacak. Tamam doktor, tamam, defol. Bu gece baykuşun üstüne yinesin. Emredersiniz sayın Korramiralim, iyi intiharlar. Manyak herif. Benim gözümü korkutacak. Al bu vodkayı, sen içeceğim sanıyorsun. Yemezler doktor. Ulan şunun bulmacasını çözmüş müydüm ben acaba? Yaşasın, çözmemişim. İnsan açık denizde çözülmemiş bulmaca bulunca define bulmuş gibi oluyor vallahi. Neymiş lan bakayım soldan sağa? Bir, uzak doğuda yetişen kimi ağaçlar dan elde edilerek cila işlerinde kullanılan bir tür zamk. Ah siktir. Yukarıdan aşağı biri neymiş bunun? Guatemalalı bir romancı ve düşünür. Ah siktir. Ondan pas geçmişim demek ki ben bu bulmacayı. Hiçbir bok anlaşılmıyor. Tek anlaşılan Guatemalalı bazı romancıların düşünmediği. Bu düşüneni onu yazmışlar buraya. Rahat dostum. Çal bakayım lan, her boku bilirsin. Uzak doğuda yetişen... Oğlum ne var? Ne salıyorsun başına? Ne dedim? Uzak doğuda yetişen... Uzak doğuda yetişen ne? Ne salıyorsun başına, salar mısın sen oğlum? Uzak doğuda yetişen virgül. Daha yeni başlıyor. Uzak doğuda yetişen... Kimi ağaçla? Tam elde edilerek kino işlerinde kullanılan bir tür zam. Bilmiyorum sayın Korramiralim. Gördün mü bak, cahil herif. Yıkıl. Emredersiniz Korramiralim. Cahil herifler. Hiçbir boku bilmezler. İki kitap okumazlar. Aylarca okyanusa bakıp kışlarını kaşırlar. Ezberledim ulan bu gazeteyi de. 17 Şubat 1993 Çarşamba. 3500 lira. Başkomutan Özal Bulgaristan'dan askeri üs istiyor. Özal'ın yasalara göre savaş halinde Türk ordularının başkomutanı olduğu hatırlatıldı. Bu da çok uğraştı mareşal olacağım diye, olamadan gitti işte. Bir de şu habere gıcığım. Güneş geçiren mayo yapıldı. Mayo oraya buraya güneş geçmesin diye yapılıyor. Bunlar onun güneş geçirenini yapıyorlar. Niye yapıyorlarsa, kim yapıyorsa. Devlet Bakanı Tansu Çiller, 10 yaşındaki oğlum bana Kırmızı Noktalı filmi anlattı. Kadıncağız işte o zaman Kırmızı Noktalı filmlerden sorumlu Devlet Bakanı. Öyle kalsaydı keşke. Çalar saat kuponlu o 27. Bizde ilk 26 kupon yok. 27'den sonrası da yok. Ama zaten açık denizde çalar saate gerek yok. Her 10 kadından 8'i bel ağrısı çekiyor. Biliyoruz. Başbakan Süleyman Demirel'de 500. gün sıkıntısı. Bir sıkıntısı yok, sırıtıyor burada. O da o zamandan anlamış demek ki Cumhurbaşkanı olup yırtacağını. Temel, gel buraya. Buyurun Sayın Yastırma. Ne var diyorsun, nasıl sen şimdi? Civert dedi, rasma yapayım. Bırak sen şimdi rasmayı, git yat. Biraz dinlen. Gece başka vardiya ne olacak? Ne var diyorsun Sayın Yastırma? Bak Temel, gemide senin bilmediğin bir vardiya daha vardır. Benim bilmediğim ne vardiyasıdır da? Delikli fıçı vardiyası Temel. Sırayla herkes bir gece delikli fıçı vardiyası tutar. Halterikli fıçının ne vardiyası tutulacak? Ha, fıçı bir yana gitmesin diye başı mı beklenecek? Hayır, başında beklenmeyecek. İçine girilecek. Niçin içi mi beklenecek? Bir bakıma sıra kimdeyse soyunacak. Fıçıya girip kıçını fıçının deliğine denk getirip bekleyecek. Uyyy, şaşırdın mı sen? Sayın Yastırma böyle beklenir mi? Biri şöyle bir şey sanır, geçirir. Geçirilecek zaten. Yani herkes sırayla yapacak. Yarın akşam da başka birisi girecek fıçıya. Sen de yapacaksın. Denizde seks sorunu başka türlü çözümlenemez. Uyucazını pepeyim neyim? Sen nasıl durma mevcimide? Var mıdır o kadar lüklü fıçı var diyorsun? Gayet tabii Temel. Ayrıca kaderden kaçılmaz. Uyy desene sen nasıl durma mevcimicilerin alayıp ne dur? Hayır Temel, senin bu işten bize zevk
söz konusu değil. Bu yüzden fıçıya giriliyor. Debelenmeyeceksin, beden bedene temas yok, cilveleşme yok. Görev olarak yapılıyor. Bu içerisinin pepeğiniyim, sen nasıl durmam? Fene demeyeceğim o çerefi. İnatçılık etme Temel. Vardiya listesi yazılmış artık. Listenin en başına seni yazmışlar. Tepan hangi cibri yazmış beni listenin en başına? O yazmış, bu yazmış, kimin yazdığı önemli değil, yazılmış artık. Ayrıca bunda bir kötülük yok. O işi yaparken her denizci kendine göre birini hayal eder. Hiç kimse, şimdi bu fıçın içinde Temel var, ben Temel'i beceriyorum diye düşünmez. Sağ olsunlar. size de fıçının içine cirme sarası ceza olur mu Sayın Osturman? Gayet tabii, Temel vardiya herkes için vardiyadır. Vardiya kutsaldır Temel. Güzel, o zaman bu akşam sizden başlayalım. Yani siz cirun telkut içiyor, ben de bir yapayım bakayım nasıl iş durur, nasıl yapıyorum. Az birazcık çürcüyü döneyim ta. İtiraz istemem Temel. Ben sana bir emir veriyorum, denizcilikte emre tahsilinin cezası çok ağırdır. Vardiya sana yazılmışsa senin vardiyandır ve tutacaksın. Anlaşıldı Sayın Osturman, emir demir içerisi hep biliyorum. Ve fakat bu akşam benim elime bir başka arkadaş için sağlayacağı çok daha iyi olur. Çünkü ben dürüst biraz rahatsızım. Neyim var? Farsaklarım bozuk. Cir 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 diyorum. Hafifçe cirip de sıçmayayım keyfinizin içine. Ben Tanca'da vodkanın bu kadar ucuz olabileceğini hiç tahmin etmezdim lan. Hiç sevmezdim Tanca Elvan'ı. Ben bundan sonra yakıtı her zaman Tanca'dan alırız. Yakıt biraz pahalı ama olsun. Vodka ucuz. Yakıtın ucuz olduğu bir yerden pahalı vodka alsak vodka bedavaya gelirdi Sayın Korro Birelim. Evet, kes. Seyir defteri yazıldı mı? Yazıyorum Sayın Korro Birelim. Günün olaylarında Emrullah'ın dövüldüğünü belirtmeye gerek yok tabii. Emredersiniz. Aa, yaralandığından da söz etmeyeyim mi? Hayır, salak mısın sen oğlum? Dövülmeden nasıl yaralanabilir? Aa, ben bu martıyı bir yerden tanıyorum. Tam neredeyiz? Mallorca Adası görünümlü korona bir elim. Yarın sabah Sardunya Adası'nı buluruz. Akşama zor buluruz biz Sardunya'yı. Zaten bu martı, o martı değil. Öbür gece Sicilya'yı geçeriz yani. Sabaha karışmadan önce işte. Ah ah, 6 gün sonra İstanbul'dayız yani korona bir elim. Kamuran zeytinyağlı dolmaları yapmıştır bile. Niye bir hafta önce yapıyor dolmaları Kamuran? O dolmaları yaptı diye gemi daha hızlı gitmez ki. Salak karı işte. Özür dilerim Korro Birelim. Fakat Kamuran çok zeki bir kadındır. Öyle mi yazıldı mı Seyir Defteri? Kamuran çok zekidir. Dolmaları bir hafta önce yapar diye yaz yaz. Rahat doktor, genç tansiyonuma bak. Yeni bot kaldım, işe girişeceğim. Baş üstüne sen Korro Birelim. Fakat yüzünüzün renginden düşük olduğu gözümleniyor. Sana göz kararı tansiyon tahmini sormuyoruz. Sorayım siz sen oğlum. Taş şu fısfıs aletini pompala. Emredersiniz sen Korro Birelim. Sonra 20'nin tansiyonuna da bir bak. Puanlar acayip yükselmiştir. Kamuran takıntısı başladı. Cemil Tarık geçince kendini eve gelmişsin. Denizcinin ömrü pamuk ipliğiyle dalgaya düğümlü. İstanbul'dan İzmit'e giderken batmış gemi var lan. Denizcinin kaç gün yaşayacağını doktor bile bilemez. Değil mi lan doktor? İnsan ömrünün daha da uzatılması üstüne salak çalışmalar sürüyor. Uzatılıp da ne olacaksa, bu yetmiyormuş gibi herkes ölümden sonra bir yaşam olup olmadığını merak ediyor. Şunu hiç merak eden yok örneğin. Ölümden önce bir yaşam var mı acaba? Manyak mısın sen oğlum? Kaç? 11. Çok iyi Sayın Korra Miralim. Güzel bak, Akdeniz'e girer girmez düzeldi senin alet. Bunu Tanca'dan yeni aldım. Eskisini emrettiğiniz gibi denize attım Sayın Korra Miralim. Güzel. Kaptanın gece emirlerine özel olarak yazılmasını istediğiniz bir şey var mı Korra Miralim? Hayır hayır, özel bir şey yok. Herkes vardiyasını tutsun. Yalnız o Emrullah salağına bu gece sabaha kadar vardiya yazın. Bugün turp gibi olduğu belgelenmiş olsun. Emrullah'ın kıpıldayacak hali yok Korra Miralim. Ya ben vardiya tutsun demiyorum. Seyir defterinde vardiya tutmuş görünsün. Emredersiniz. He. 002 Dümenci Emrullah. Hı. 0204 Közcü Emrullah. 0406 Emrullah yeniden Dümenci. 0608 Emrullah yeniden Gözcü. Sabah 8 Emrullah'ın kısa süren cenaze töreni. 0810 Dümenci Temel. Sabahleyin öldürüyor muyuz Emrullah'ı? Hayır. Yani olasılık olarak aklımdan geçti Sayın Korra Miralim. Aslında güzel bir olasılık fakat ölmez. Bir bok olmaz hayvana. Üstelik ben o kadar sert vurmadım. Hayır Korra Miralim, siz sert vurmadınız. Emrullah gereksizce kafa attı elinizdeki demire. Kafa attı değil mi demire? Siz de gördünüz. Hayvan işte. Ama öldürsem atmayayım hayvanı. Gemide elektrik kontağı olması için her şeyi ayarlamış. Gemiyi yakacaktı yahu. Doktor, nedir o hayvanın durumu? Beyin kanaması riski var. Eğer iç kanama olursa pek bir müdahalede bulunamayız. Sayın Korra Miralim. Olmaz olmaz. Bir bok olmaz.
Devrul'un ağabey beyni yok ki kanaması olsun. Beyinsiz canlı olmaz Sayın Korramiralim. Emrullah beyni pek o kadar büyük değildir demek istiyor Sayın Korramiralim. İç kanama olsa da kanama başın içinde çok küçük bir alana yayılır yani. Beyindeki iç kanamanın beynin büyüklüğüyle pek ilgisi yoktur Sayın Zabit'im. Tamam doktor tamam. Seninle de hiçbir şey konuşulmaz. Her boku bilirsin doktorluk hariç. Bizim kâburan doktor olarak sana beş çeker. Bilmediğim hastalık yoktur. Ya kesin sarf duruş. Allah Allah olayı büyütmeyin. Gereksiz kâburan parantezleri açmayın. Rahat. Emrullah ölürse atarız denize. Emrullah isimli gemici denize düştü yazarsın seyir defterine. Olur biter. Hatta elindeymişken sen şunu hemen yaz atalım pezevengi denize kaparsın bu konu. Korramiralim! Rahat lan ne var? Kötü bir haber Korramiralim! Ha Emrullah mı öldü? Hayır Emrullah'ın sağlığı gayet iyi. Ah siktir. Kötü haber nedir? Gemide kaçak bir yolcu yakaladık Korramiralim! Yok ya nereden girmiş gemiye? Nasıl girmiş lan? Bilemiyoruz Sayın Korramiralim! Sarışın bir kadın. Sarışın fakat kadın değil bir erkek. Ah siktir ne millet? Bilemiyoruz Korramiralim konuşturamıyoruz. Getirin lan çabuk. Getirdik burada zaten getir onu Temel. Rahat. Ya adam bırak adam da rahat etsin. Hello. Good evening. Bonsoir. Buonasera. Siktir lan ne millet bu herif. Biz de anlayamadık Sayın Korramiralim. You don't speak English. You don't understand English. Siktir ya herif boş bakıyor. İngilizce bilmeyen gavur ilk defa görüyor ama. Doktor sakın benim dizli olmasın. Hayır kendisi delirdir Korramiral. Nereden anladın? Çünkü ben daha iyi çok sinirdim ama bunu konuşturmayı beceremedim. Dedim lan sanki bu herif dizsiz olmasın. Merak ettim onu şu an bir açtım ağzını iyi baktım dili var. Tip itibariyle Alman olabilir. Spreyzi Doğuç. Bak aynı dilden öküz gibi bakıyor herif. He. Bu herif paramadan beri geminin içinde. Ve siz farkında değilsiniz öyle mi? Farkında olmaz olur muyuz? Sayın Korramiral ben kaç defa gördüm bu adamı güvertede. Gördüğünde niye haber vermiyorsun lan? Tesadüfçi birinin misafiridir. Ben kendisine öyle bir soğan tercih edip ayıp etmeyeyim. Tamam siktir deme. He. Ne mi dersiniz Korramiral? Hop şişede gidiyor. Herif güvertede şeyini sallayarak dolaşıyor da niye hiçbirisi haberi yok lan? Kenan'da gözcü vardiyasını Emrullah tuttuğu için. Aa siktir ya! Ya vardiya yazsan bir türlü, yazmasan bir türlü. Bu an Emrullah vardiya tutmuyor ki cümleyi yanlış kullanmayın. Emrullah denize düşmesin diye vardiya Emrullah'ı tutuyor mu? Bu gece kendiliğinden ölmezse sabahleyin bir böyle beynine vura vura öldürüyorum. Tertip et al doktor. Ne yapalım bu herifi Korramiralim? Biliyorum ki kimdir, nedir ağzına sıçtım bu herifi? Saç beyaz, sakal siyah, bıyık sarı. Where are you from lan? Bana bak. Which country? I am from Cuba. Cuba? Cuba? Yes. I am a friend of Fidel Castro. Oh. Buyurun bakalım. Herif Fidel Castro'nun arkadaşıymış. Durup dururken boktan bir olaya bulaşmış bulunuyoruz işte. Lan devlet güvenlik mahkemesine kadar yolumuz var. Where are you going? I am going to Istanbul. Siktir. Şimdi vallahi senin İstanbul'da kesin PKK bağlantılı benim. Sıçıldı ağzımıza ha. Allah kahretsin ya. Why? Are you going to Istanbul? Which occupation have you in Istanbul? I like Istanbul. Istanbul is very nice. Siktir mahvoldum. Bizim casus bu herif Emrullah'ın ağlı tuttu. Lan kahretsin ya nefret ederim böyle illegal durumlardan. Siz onun Fidel Castro'nun arkadaşım dediğine bakmayın Korramiralim. Kendisini adam yerine koyalım diye öyle söylüyordur. Şimdi alırız durumu. Can you give me your passport please? No passport. I am a friend of Fidel Castro. Siktir. Herif Fidel Castro'yla enseye tokat, göz kapağına serçe parmak muhabbet. Affolduk, kor diplomatik bir hata yapmayalım. Gemide Küba bayrağı var mı? Gemide Küba bayrağı var mı? Sanmıyorum Sayın Korramiralim. Sadece Amerikan bayrağımız var bir bokluk olursa diye. Sanmıyorum Sayın Korramiralim. Sadece Amerikan bayrağımız var bir bokluk olursa diye. Tam da anladım. Niye tekrar ediyorsun? Sit down please. Are you hungry? Yes, very very hungry. Rostrum o çabuk adama yiyecekmiş lan bunu. Very very hungry'miş. Emredersiniz Korramiralim. Ben de izninizle Emrullah'ın ölüp ölmediğine bir bakayım Sayın Korramiralim. Evet, see you later doktor.
Do you want some drink? We have vodka and whiskey. Yes, can I one whiskey please? Of course, tabii canım. İlmi adama one whiskey please, çabuk. Emredersiniz Sayın Korhan Birelim. Fakat ne için bu kaçak yolcuya Cumhurbaşkanı muamelesi yapıyoruz? Onu tam anlamış değilim. Hayır, böyle bir herif. Fidel Castro'nun arkadaşı. Yani bütün dünya bir herife sahip çıkabilir. Amerika'yı destekleyebilir. Amerika desteklerse bizimkiler göklere çıkarır. Herif bizden şikayetçi olursa oyarlar lan bizi. Do you want ice? No, thanks. Water? No, no, without water, thank you. Buyurun, afiyet to me. Çok teşekkür ederim. Türk lan bu herif. Türk müsün lan? Türk müsün lan? Yes, I am from Gaziantep. Oğlum tekneye bir geç şöyle şey kurtar viskiyi. Gel lan buraya, benim konuşu itiraf et. Nereden bindin gemiye? Nereden bindin gemiye? Karamadan. Niye biniyorsun lan? Niye biniyorsun? Niye biniyorsun? Türkiye'den yıllar önce ben bu gemiyle kaçmıştım. Yurda dönmek istiyordum. Panama limanında Türk bayraklı gemi aranıyordum. Bu gemiyi görünce memlekete gelmiş kadar oldum. Kader işte dedim. Türkiye'den yıllar önce kaçtığım gemi ayağıma geldi. Hemen girdim Altambar'a yerleştim. Sen Türkiye'den bu gemiyle mi kaçtın? Evet. Ne zaman? 9 Temmuz 1972. Venezuela'nın Caracas limanında indim. 72 uff. 12 Mart zamanı. Honduras'a nohut götürüyorduk. Evet. Ben ambarda devamlı leblebi gibi nohut yiyordum. Ondan sonra 5-6 yıl nohut yemedim. Bu sefer nohut yerine sunta yüklemişsiniz. Kolay yenilmiyor. Niye kaçmıştın lan sen o zaman Türkiye'den? O zamanlar Orman Fakültesi'nde öğrenciydim. Dev genç üyesiydim. Yok ya. Evet. O sırada opera yangını oldu. Bir gün gazetede okudum ki iki arkadaşım opera yangını sarı olarak yakalanmış. Ben aranıyorum. Temmuz'un 9'u. Panik oldum. Bu gemi Amerika'ya gidiyor dediler. Halatlardan tırmandım, ambara saklandım. Operayı sen mi yaktın? Hayır, hiç ilgim yoktu. Yakalanan arkadaşlarımın da bilgisi yoktu. Birilerini yakalamak gerekiyordu, onları yakaladılar. Epey içeride yattılar, sonra beraat ettiler. Tamam, anlaşıldı. İlmi al götür bu herifi. Yatacak yer gösterin. Yiyecek bir şeyler verin, zıkkımlansın. Emredersiniz koruna verin. Yürü bakalım Fidel Castro'nun arkadaşı. Viski bir şey yapabilir miyim? Nereden senin viskin oluyor lan? Biz demin seni birisi sandık da viski sordu. Hemen arkasından hiç kimse olduğunu anlaşıldı. Al götür ilmi götür yıkılın. Rahat yürü. Hadi Cavit yavaş, ne zıplıyorsun, salak mısın sen oğlum? Ne oluyor, ne var? Emrullah koruna verelim. Tamam be. Öldü mü? Hayır korna bilelim, öbür motoru tamir etmiş. Niye tamir ettiriyorsun? Salak mısın sen oğlum? Tamir mi etmiş? Yok ya. Nasıl becermiş lan o hayvan o işi? Ben de tam anlayamadım sayın korna bilelim. Şu an iki motor da çalışıyor. Mutlaka başka bir şey bozmuştur. Evet korna bilelim. Buzdolabı aşağıların havalandırması çalışmıyor. Mutfakta ceryan kesildi. Emrullah'a güvertedeki orta direğe bağlayın. Ben şimdi geliyorum. Ne haber Temel? Rahatsızlığın geçti mi? Geçti sayılabilir Sayın Nostrum'um. Civciv yok yani. Yok. İyi o zaman bu akşam o tutamadığın vardiyanı tutarsın artık. Teluklu fiçum bu. Gayet tabii. Fakat Sayın Nostrum'um, her akşam inip bakayım ambar altına. Kim tutaydı ya o teluklu fiçum vardiyasını? Fiçunun içinde hiç kimseyi görmedim. Tedumera da İstanbul'a yanaştık, kaldırı da bu vardiya İstanbul edecek her şeyse edeceğini. Hayır Temel, vardiya konusunda bir tartışma çıktı. İkinci olarak Emrullah'a yazmışlar. Senin rahatsızlığın dolayısıyla vardiya Emrullah'a geçti. Meğer Emrullah'ın da mahsur rahatsızlığı varmış. O sırada da Tanca Limanı'na ulaşıldı. Bir limana girilince delikli fıçı vardiyası kalkar. Demir alınca otomatikman başlar. İşte bu gece senin sıran geldi artık. İtiraz istemem. Efendi gibi tutacaksın vardiyanı. Sayın Resulam'ım, İstanbul'a girdik sayılır. Ne lüzumu var ha böyle vardiyaların? Ukalalık istemez Temel. Vardiyaların lüzumu olup olmadığını senden öğrenecek değiliz. Söylersem korururum birine, senin için çok daha fena olur. Teluklu fıçıdan daha fena ne olabilir Sayın Resulam'ım? İki delikli fıçı. İşte mi dilli adası damargası ayvalık. İşte mi dilli adası damargası ayvalık. Haydi yürü be gemi, evimizi özledik. Haydi yürü be gemi, evimizi özledik. Pencerede ömitli olur kavuna. Pencerede ömitli olur kavuna. Suları yara yara yaklaşırız karaya. Suları yara yara yaklaşırız karaya. İşte Bozkale'de, işte Çanakkale, işte
Çanakkale. Bankuna çıkmıştır camuran. Bankuna çıkmıştır camuran. Evet rahat. Gelibolu Lapseki şu Marmara odası. Gelibolu Lapseki şu Marmara odası. Birden görülür işte Üsküdar ışıkları. Birden görülür işte Üsküdar ışıkları. Rakıları koymuştur kamuran. Rakıları koymuştur kamuran. Herhalde rahat. Haydi haydi korra viral koy ver de biri. Haydi haydi korra viral koy ver de biri. Sıkır tutun halatı. Babaların babası iskele babası. Babaların babası iskele babası. Rahat herkes görev noktasına marş marş. Demir atalı gel. Dikkat. Hazır. Bunda demir. Emrullah çekil oradan elim halata. Emrullah palamardan uzak tutun, siz bırakmayın halatı. Çekin şu Emrullah'ı oradan. Bağlayın, çabuk bağlayın yahu. Emrullah değil palamarı bağlayın. Rahat dinle. Niye sessizle nasıl geliyorsun, salak mısın sen oğlum? Ne var? Demir başarıyla atıldı Sayın Korra Bireyim. İzin verseniz ben eve gitmek istiyorum. Cuma akşamı dönerim. Ne hediye götürüyorsun bakayım sen kamerada? Valla Korra Bireyim artık ne götürsem kıymeti olmuyor. Eskiden şiklet götürdüğümde göz döner. Şimdi Türkiye'de her şey bulunuyor. Ne götürsem? Aa evet ben bunu biliyorum. Sirkeci de var. 175 dolar diyor. Karı işte. Bir erkek arkadaşına hediye getirsen adam böyle bir terbiyesizlik yapmaz. Adamın aklına gelmez. Karı minnet acayiptir. Kıçımla martı tutsan yaranamaz. Evet ama tam tutamadım, martının tek kanadı dışarıda kaldı. Her şeye bir bokunurlar. Cuma akşam burada olayım mı? Emredersiniz korra birinin. Alo. Bana bir telefon bağlayın lan. Hayırlar İstanbul İstanbul. 141, 142, 143. Bekliyorum lan, şimdi hemen bağlayayım. Rahat hemen. Hayrola. Daha demir atmalı 5 dakika olmadı, düzgün paça giyinilmiş. Saçtan ayalama taranmış. Ne oluyor lan? Kerhaneyiz değil mi? Terbiyesizlik istemez, mal boşaltılmadan kimse gemiden ayrılmayacak. Daha demir suya girmeden fırlamak istiyorsunuz gemiden. Okyanusta aylarca durdum, şurada 2 saat dayanamıyor musun? Bizimki can değil mi lan? Bizim aklımıza gelmiyor mu? Siktir git mal boşalt. Emredersiniz Karamir Hanım. Size bir şey sorabilir miyim? Sor. Sayın Karamir Hanım. Denizcilikte delikli fıçı vardiyası diye bir şey var mı? Delikli fıçı vardiyası mı? Evet Koramir Hanım. Hayır ulan hiç duymadım. Nereden çıktı şimdi bu? Ben cütümden uydurdum onu. Tamam öyle anlaşıldı. Siktir git dal boşaltsın. Emredersiniz Koramir Hanım. Hayvan herifler, çüplerinden başka bir şeye çalışmaz kafaları. Alo, Meltem Hanım'la görüşmek istiyorum. Siz korra viral dersiniz o anlar. Tabii tabii bekliyorum. Çok adi kırdır bu Meltem fakat elinde çok temiz kızlar vardır. Biraz pahalıdır ama memnun kalırsın. Alo yavrum merhaba. Şimdi demir attık. Ya ben Cavit Çağlar'la görüşmek için bu kadar bekletilmiyorum. Trafik yoğun galiba. Allah artırsın. Sizin sektöre neyse kızım, navlun yok, sigorta yok. Emel yok mu? Nerede? Yok yahu. Niye evleniyor? Niye evlenmesin? Tabii de hangi hıyara Emel'in nikahını aldı? Bir tek o mu bilmiyormuş Emel'in piston gibi çalıştığını? Allah rahmet eylesin. Bizim için ölmüş sayılır artık. Kim var hanımlardan? Ben tanır mıyım onu? Daha önce hiç gelmedi mi o bana? Emel'den de iyi ya, yok ya. Ya tamam o gelsin o zaman. Hayır hayır, gemiye gelsin. Ne zam bu Meltem? Kızım dolarla ne ilgisi var Allah'ın size bahşettiği bu organın? 250 dolar karşılığı Türk parası mı? Tamam ulan ne ediyor? Yok ya oğlum. Sen neyle kimi çarpıyorsun da öyle hediye? Kaç lira oldu lan dolar? Yok ya.
8.000 liraydı lan ben giderken. Hayır hayır, gelsin dolar veririm ben ona. Hayır lan ne işin var Türk parasında, baksana boku çıkmış. Hayır dolar vereceğim, hemen gelsin. Bekliyorum, teşekkür ederim, eyvallah. Gözün aydın Kübalı, işte kavuştur İstanbul'a. Anlayışınıza teşekkür ederim, korramirelim. Abi şimdi biliyorsun seni, hemen polise teslim etmem gerek. Fakat bizim seyir defterimizde yazmaz böyle puşlavatlıklar. Zaten seni polise teslim etsem hemen içeri atarlar. İçeride kimin ne işine yararsın? Hadi git memlekete bir ayrım dokunsun. Sağ olun korramirelim. Yolun açık olsun lan. Rahat Nostromo. Ne oluyor, ne bu disiplin? Hayrola? Kerhaneyiz değil mi? Damal boşaltılmadan sen hın kerhaneye değil mi? Terbiyesizlik istemez lan. Mal boşaltılmadan kimse kimden ayrılmayacak ve çünkü. Emredersiniz korabilelim, ben avans konusunu soracaktım. Arkadaşlar malı hızla boşaltıyorlar. Mal boşaltıldıktan sonra sizi avans konusunda rahatsız etmeyelim diye düşündük. Belki meşgul olursunuz. Belki Emel Hanım gelir. Hayır efendim. Emel Hanım, Emel Hanım yok. Emel Hanım evlenmiş. Anlaşıldı korabilelim. Nostromo. Emredi korabilelim. Bu delikli fıçı vardiyası hikayesi nedir? Bilmiyorum korabilelim, hiç böyle bir vardiya duymadım. Demek ki ben çötümden uydurdum onu. Adam başı $100 dağıtılsın yıkıl. $100 az değil mi korabilelim? Ne az lan? Ne az? En kral randevu evinde en kral karının fiyatı $250. Ne? Siz en kral karıları becereceksiniz diye bir zorunluluk yok. Gayet tabii korabilelim, fakat biz geldiğinde o fiyatlar çok değişmişti. Hayır efendim. Şimdi fiyat aldım yani. Lütfen. Ne gülüyorsun salak bize oğlum? Bundan önce kar. Birisiyle iş konuşuyordum. Import, export. Tesadüfen mutlali oldum. Adam başı $150 dağıtılsın. Fazla para verirsen gidip dağıtır binekler. İşlerini görüp hemen gelsinler gibi. Yıkıl. Sağ olun korabilelim. Hiçbir zaman fazla para verilmezdi bana çıkan gibi şey. Finden boşanmış hayvan gibi olurlar bunlar. Denizde her gece sabaha kadar karı konuşurlar. Ulan limana bir ineyim, o karıyı da becereceğim, bu karıyı da becereceğim. Limana iner inmez limandaki ilk meyhanede sızarlar. Getirip yaka paça yatırırlar inekleri. Ben de çıkmam gemiden. Ne çıkacakmış? Aynen böyle pijama düzeni. Karıysa buraya çağrılır. Ne yapılacaksa yapılır. Kaç paraysa verilir, yol edilir. Öyle o bar senin, bu bar kim bilir kimin. Sürtmenin alemi yok. Zaten koskoca bir koramiral kerhaneye gidemez. Rahat deme lan. Affedersiniz koramiral, bir şey soracaktım. Sor. Sen koramiralim, ha bu delikli fıçı vardiyası. Ne dur lan delikli fıçı vardiyası? Salak mısın sen oğlum? Navigasyon tarihinde böyle bir vardiya yok. Var koramiralim, fakat ben de disiplinsizlik gösterdim, tutmadım onu. Nerede tutuluyormuş lan bu delikli fıçı vardiyası? Amber altında. Orada delikli fıçı mı varmış? Bu şey sayede bilmiyor musun hani koramiralim? Hayır lan, ilk defa duyuyorum. Delikli fıçının neyi bekleyecekmiş? Salak mısın sen oğlum, fıçı bir yana gitmesin diye başım bekleyecekmiş. Ya hayır, sen koramiralim, sen Nostromo'm söyleyince ben de sizin gibi düşündüm hani. Demek benim ruhumda da koramirallik var, sizin gibi bakarsan. Başını mı bekleyeceğim dedim Sayın Nostrum ama hayır dedim. Cinsi budak soyunup cinice sıralım vücuya. Arkadaşlar becerecekmiş beni sırasıyla. Sonra bana da gelecekmiş becerme var diye asıl. Az siktir ulan, kim çıkarmış bunu? Bilemiyorum Sayın Nostrum, Sayın Nostrum söyledi onu bana. Gerçi tutmadı beni var diye öttüm disiplinsizlik. Aşağıda para dağıtılan Sayın Nostrum meksup verdi beni para. Bir para cezası yatmış bana tutmamışım diye afici var diye asıl. Nereden uydurmuşlar lan bunu? Delikli fıçıyı nereden bulmuşlardı? Para kalırsa deliksiz bir fıçı alıp sonradan temizlerdir. Çünkü telüklü bir fıçı bulsalar bile telük adamı kiçine rast gelmeyebilir. Bence birini sokmuşlar içine. Tam kiçine rast geldiği yerden açmışlar. Mutlaka. Başka türlü nasıl açabilirler? Yalnız delik açılırken fıçının içinde bulunan konu mankeni herifin kıçına da bir şey olmuştur. Sana Nostromo mu söyledi benim vardiya oldu? Evet koramiralim. Sen git bana bugünün gazetelerini al, gelirken de o hayvan herifi bana çağır. Emredersiniz koramiralim. Hayvan herif dediğiniz Sayın Nostromo'mdur değil mi? Gayet doğru. Emredersiniz koramiralim. Ne
Cavit. Sayın Kornabilerim, izniniz de ben eve gitmek istiyorum. Cuma akşamı dönerim. Beyrut hareketimizde herhangi bir değişiklik var mı? Hayır. Cumartesi sabah demir alıyoruz. Güzel. Ben eve gidebilir miyim? Hayır. Jeneratörün orası bırt olur, havalandırmanın şurası cırt olur. Ulan elektrik sabiti gemiyi terk etmez. Aa, Emrullah burada, Sayın Kornabilerim. Yani bir şey olursa o ilgilenir demek istemiştim. Neyle ilgilenir lan? Sigorta alsa Emrullah iki gün atar sigortayı bulamıyor. Emrullah'ın çeşi gelse Emrullah bizzat kendi şükrünü bulamıyor. Niçin Emrullah'ı hala mürettebat içinde adam olarak sayıyorsunuz? Emrullah adam değil ki, bu geminin boşaltamadığı bir yükü. Kargomuz lan o bizim. Bir limanda karaya çıkmıyor yine. Bir yerde karaya çıksa orada bırakıp demir alacağım. Ben eve gitmeyeyim mi yani Sayın Koramiralim? Hayır, Emrullah gitmek istiyorsa koy verin gitsin. Rahat dostum. Sen bekle biraz. Hayda ne yapacak demek? Pot mu var evde? Deniz canım ne bir gemisidir? Her gün günde iki kere ikişer saat sahil, radyodan, telefonla konuşuyorsun karınla. Telefon konuşmanızı dinledim. Senin o kadınla konuşacak bir şeyin yok. İki saat boş konuşuyorsunuz. Sonunda bir bok çıkacak diye iki saat dinledim ulan. Aman da aman. Canım da canım. Gülüm de gülüm. Nedir lan bu konuştuğunuz? Konu mu bu? Diyalog mu bu? Parasına var ediyorsun, eve gitmeye bakacaksın. Seks meselesi ise çağır limanda bir oteli, hallet gönder. Abartmayın ulan bu evlilik konusunu. Rahat demen. Fakat ben yine de birkaç saatin eve kadar gitsem çok daha iyi olur Sayın Koramiralim. Tamam lan, git yalnız, giderken Emrullah'ı da götür. Gelirken Emrullah'sız dön. Emredersiniz Koramiralim. Nedir ulan bu delikli bıçı var diyesi? Öyle bir şey yok Sayın Koramiralim. Uy, çözüm çözüm bıçı ambar altından böyle delik açmışlar bıçı. Sayın Koramiralim, izin verirseniz olaya açıklık getireyim. Arkadaşlar Deniz'le can sıkıntısından Temel'e bir şaka yapalım demişler. Böyle bir senaryo uydurmuşlar. Temel'in tepkisini ölçmek için. Tepkisini ölçmek için. Peki bu salak soyunup girse bıçıya. Yürelim Koramiralim. Şu andan itibaren gemide bütün izinler kaldırıldı. Karantina düzen lan. Kimse gemiden burnunu çıkarmayacak. Temel hariç. Temel'e özel izin veriyorum. Sağ olun Koramiralim. Sen gidebilirsin Temel. Emredersiniz Koramiralim. Başarılar Temel. Temel, bunlar için ne yap, yapamayacaklar. Salak soyunup girse bir şey becerecek misiniz ulan? Hayır Koramiralim, bu bir şakaydı. Şakacıkta an yapacaktınız yani. Sapık herif, yıkıl. Emredersiniz Koramiralim. Eşyon eşekler. Fıçı bulmuşlar da delmişler. Ne oluyor lan memlekette? İnsan senede bir gelince hiçbir bok anlamıyor. Bosna makbuzu sahte. Bosna'ya ne gönderdiysek makbuz mu almışız? O da sahte çıkmış. Akaryakıt zammından dönüş yok. Zamdan dönüş nerede görmüş zaten? Yapılmışsa öyle kalırmış. Çiller iyi atip ama kötü idareci. Ters olsaydı keşke. Milletvekilleri 55 milyarlık bono istedi. İşçiye tazminat yerine bono verildi. Para tamamen ortadan kalkmış demek. Bono alışverişi başlamış. Tamamen boku çıkmış demek ki memleketim. Bu ne bilim teknik, uzun yolda inceleyebilirim. Koç Holding'den hükümete sert eleştirdim. Devin öfkesi, sosyal patlama olabilir. Durum ağır demek. Ucu koça kadar dokunduysa batıyoruz demek. 320 bin çalışan kapı önünde. Oh! Göknel, Zülfiye cezaevinden mektup yazdı. Göknel kim ulan? Niye cezaevinde? Zülfü kim? Adamların soyadı yok mu? Nedir?
herif iyi mektup yazmış. Gökler gibi. Oscar TV. Uzun yolda incelenemiş. Hükümette gizli düello. Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taşanları göreve iade ettiği için kendisini düşürmek üzere harekete geçen CHP'lilere kızan İçişleri Bakanı Nait Menteş'e sürpriz bir kararla Karayalçın dönemini incelemeye aldı. Karayalçın kim ya? Bir iki dönemi var herifin neredeyse. Bayan Berlusconi cilin tonu büyüledi. Yanlış yazdılar. Cilin tonu olacak. Cilin tonu olur mu? Bosna itirafları RP'yi karıştırdı. RP kim ya? Niye tam adını yazmıyorlar? Terbiyesiz prim. Bu ne? Teleskop. Aferin teleskop. Bu tam uzun yol. Dikkat dikkat. Silahlı kuvvetler yönetimi el koydu. Yine mi ya? Ha, hatıralarmış. Kafada öyle yazmış. TV Guide. Güzel, bu da fena değil mi? Bu ne lan? Telerama. Kadınlara özel. Bana ne alıyorsun lan salak deme. Hayvan bana kadın gazetesi almış. Rahat ne var? Özür dilerim Sayın Korra Mirelim. Niye özür dileyerek giriyorsun lafa? Karantina sözünü hala koruyor musun? Onu soracaksın değil mi? Beni kafaya almışsınız bunun kerhaneye değil mi? Terbiyesi istemez lan. Siz çükünüzden başka bir şey düşünmez misiniz? Deniz Ali Sayın Korra Mirelim. Çük dediniz de aklıma geldi. Bir bayan geldi sizinle görüşmek istiyor. Buyur et. Niye buyur etmiyorsun? Denizci dediğin centilmen olur. Bir bayan güverte bekletilmez. Yıkıl buyur et. Emredersiniz Korra Mirelim. Hayvan herifler. Gemiye 40 yılda bir bayan ziyaretçi gelir, ahret sualinden geçirirler. Dallamanın biri gelse tutar yaka başı hemen getirirler. Elini defa söyledik, bayan ziyaretçiler bekletilmeyecek. Derhal içeri alınacak diye. Merhaba. Merhaba yavrum. Rostrum ona aldı. Bizi rahatsız etmeyin. Emredersiniz korunabilirim. Karantina düzenini koruyor muyuz? Hayır yavrucuğum, ben o kadar gaddar bir korramiral. İşinizi bitirdikten sonra Emrullah kardeşinizi alın, gidin, gezin, eğlenin, onuruna parka götürün, o dönen şeylere bindirin, ölene kadar döndürün. Ben size açık denizde soracağım fıçının kaç delikli olduğunu. Hoş geldiniz prensesim, soyunun dökünün, keyfinize bakın. Çok şakacısınız kaptan. Kaptan değil, korramiral. Korra Miran. Evet, aynen öyle. Düşündüğümden de gençsiniz. Kaptan deyince daha yaşlı başlı birini düşünmüştüm ben. He, hoşuna gittim yani. Benim için fark etmez. Öyle yalan, iş iştir. Gayet tabii. Demek Emel evlenmiş. Emel kim? Sen Emel'i tanımıyor musun? Hayır. Olabilir, tanımaz tanımazsın. Aynı sektörde çalışan herkes birbirini tanıyacak diye bir zorunluluk yok. Benim de tanımadığım bir sürü kaptan vardı. Ben vodka yiyorum, sen ne içersin? Ben bir şey içmem, teşekkür ederim. Olur mu ya, içmeden bir şey yapılır mı? İş sırasında içki kullanmam. Allah Allah. Senin gibisini de ilk defa görüyorum. Sen kokain falan mı takılıyorsun? Hayır, yalnızca nikotin kullanıyorum. Allah Allah. Bacaklarım da çok güzelmiş vallahi. Gayet seyir ve hidrografi ve oşinografi. Helal olsun sana $250. Anlamadım. Bacakların diyorum, taş gibi vallahi. Memelerin kaç? Ne diyorsunuz siz? Ne biçim konuşuyorsunuz benimle? Sen biraz stresli görünüyorsun ya. Ama anlıyorum ben senin halini. İstanbul artık öyle bir yer haline gelmiş. Ben senede bir gelirim, hiç çıkmam. Aynen böyle pijama ziyaretim. Ne çıkacakmışım? Daha adalara gelmeden bir bakıyorum İstanbul'a. Ah siktir diyorum. Her seferinde daha kuvvetli bir ah siktir çekiyor. Tansu Çiller başbakan olduğunda ben Kazabil Ankara'ydım. PPR Moko bar vardı orada. Limanda dokları geçince sağda. Orada oturmuş vodka içiyorum. Televizyonda haberler dedi. Türkiye'ydi. Kulak kesildim. Ay baktım Tansu Çiller. Türkiye'nin ilk kadın başbakanı. Genç, güzel bir bayan. Profesör. Ulan helal olsun dedi. Acayip gururlandım yani. Bugün geldim memlekete, değişen bir şey yok. Olaylar daha da bok. Dolar olmuş 33 bin lira. He. Onun için ben anlıyorum senin stresini. Çok doğal yani. Ben sana biraz vodka damlatayım. İyi gelir, rahatlarsın. Ben buraya sizinle iş görüşmeye geldim. Ne işi?
Parayı mı soruyorsun? Bak nefret ederim parayı peşini isteyen karılardan. Terbiyesinin halim yok. Fiyatı biliyoruz, vereceğiz. Belki memnun kalacağım, fazlasını vereceğim. Belki bahşiş vereceğim. Ne oluyor lan, kaçıyor muyuz? Koskoca koramiral senin paranı vermeyecek mi yani? Demir atmışsın burada, bir koramiral gemisini terk edip nereye gidiyor? Demir almayı öyle senin oramdan buramdan çubuzda kıl almana benzemez. Sanırım siz beni başka biriyle karıştırıyorsunuz. Ya karıştıracağım lan ben seni. Neyi karıştıracağım? Salak mısın sen kız? Mert'e aradım işte. Ben her zaman Emel'e takılırdım. Emel'den de gayet memnundum. Fakat Emel salağa evlenmiş. Mert'ler senin için Emel'den de iyidirdin. Nereden Emel'den iyi daha tam anlamış değiliz. İlerleyen dakikalarda anlayacağız herhalde. Bak baştan peşin söyleyeyim. Ben karının hemen soyunan onu. Ve sabaha kadar sevişenini sever. Sabah uyanınca orama burama masaj ister. Bana mıyım değil. Sen beni memnun et, ben sana düşündüğünden fazlasını veririm yavrum. Bravo Ostromo. Salak mısın sen oğlum? Rahatsız etmedik lan. Ziyaretçiniz var, koruna binelim. Ne ziyaretçisi? Görmüyor musun hanımefendiyle? Toplantı halindeyiz. Bayan ziyaretçi, bayan ziyaretçiler bekletilmeyecek buyurmuştunuz. Ne bayanı? Geldi ya lan bayan. Hello kaptan. Merhaba şeker. İki karı birden helal olsun sana kaptan. Arkadaşla izmeyen değil inşallah. Ben üşü takılırım ama ablacığım muhabbetine yokum. Ona ne yapacaksa sen yaparsın. Hanımefendi kim? Şimdi onun kim olduğu üç aşağı beş yukarı anlaşıldı da. Ya o sen kimsin? Abla bizden değil mi? Siz kim oluyorsunuz? Doğru yol grubu mu? Sayın koronavirelim, bir anın fazlası varsa bilirsin. Hayvan herif! Lostrol gitti! Emredersiniz koronavirelim, özür dilerim. Sizin bu hanımla randevunuz mu vardı? Evet. Hayır. Rahatsız mı ettim şeker? Ben davet edildim, geldim. Kaptan aşk pazarlayacağım. Paramı alıp hemen kaçacağım. Sen istersen biraz güverte gezintisi takıl. Benim işim uzun sürmez. Eğer istemiyorsan atarsın $100 bahşiş. Verirsin taksi paramı, ben anında toz olurum. Dur lan dur, patrama ne? Patlangoç değilsin sen böyle. Adın ne bakayım senin? Bibi. İki B'de büyük yazılacak. Bibi. İki B'de büyük yazılacak. İyilerin normal mi bari? Herhalde. Ay çok anormalsin kaptan. Kaptan değil, koramiler. 5 tane reyle yazılıyor. Aynen yazıldığı gibi okuyor. Sen niye diyeceksin? Niye? Türkçe. Senin adın neydi? Gül Top. Gül Top, çok güzel. Gül ve Top bir arada. Koç ismini. Gül Top Hanım, Bibi Hanım. Memnun olun. Bakın Gül Top Hanım, ben bu Bibi 2B'si de büyük yazılacak. İyileri normal hanımı az önce telefonla ısmarladım. Çağırdım. Davet ettim. He, şeref verdiler. Siz bana kaderimin bir oyunu olarak ondan önce geldiniz. İyi ki önce gelmiş. Sonra gelse uykusuz durumda yakalayacaktı bizi. Bu Bibi'yi bana Meltem gönderdi. Affedersiniz. Sizi kim gönderdi? Beni size Allah gönderdi. Allah Allah. Sizi Bibi'den kurtarayım diye verelim $100'unu gitsin. Benim için fark etmez şeker. Atın paramı, ben aynen naşlarım. Benim meraklım çok. Meltem ısrar etti diye iki işi birden ektim, buraya geldim. Yalnız benim bir telefon etmem lazım. Tabii tabii, bak telefon orada ya. Aa! Nasıl ediliyormuş daha telefon koronavirüs? Emre çevire. Sayıcı telefon yok mu? Sayıcı var, en sayısı bu. İlk bulunan bu. Sen numaranı söyleyeceksin, aşağıdan bağlayacaklar. Numaranı söyle. Bizde numara çok. Söyleyin sana bir tane bakayım. Şimdi bu durumda Gürtop Hanım, $100 verip Bibi Hanım'ı ışınlıyoruz. Onu ışınladıktan sonra ben sizle uzlaşamazsam... Ben size Bibi'nin verebileceğinden çok daha fazlasını verebilirim. Öyle mi? Atışmayalım şeker. Bu işler burada böyle otururken belli olmaz. Bana bir defa takılan manyağım olur. Kaç kişi intihar etti benim yüzümden. Öyle mi? Sen Leyla'da mı çalışıyorsun? Sana ne?
Hayır, Leyla'da çalışanların hepsi eislemişti. Aman! Her neyse, zaten defteri unutmuşum. Mecburen merkezi arayacağız. Sen şu bir numarayı bağlatsana Korra Miral. 2-4-3-6-4-1 sonunda bir 7 var. Tabii. Bu mini de gırtlak, bu fidi kandil, tumba yatak. Alo! Emrullah? Hiç yüzden açıyorsun lan telefonu. Sen adam mısın? Ver lan telefonu en yakın canlıya geçin. Nasıl yok? Nereye gittiler? Sen niye gitmiyorsun çocuğum? Niye çıkmıyorsun gibiden? Salak mısın sen? Çık gez uzaklara git. Demir memir almayacağız. Aylarca buradayız. Sana şimdi bir telefon numarası yazdıracağım. Bunu buraya bağlayacaksın. Kaç numara bibi? 2-4-3-6-4-10-7. Hayatımda hiç bu kadar salakça telefon numarası söylendiğimi duymadım. Kaç oluyor yani? 2-4-6-4-1-7. Tek tek söylesene sen şu numarayı. 2-4-6-4-10-7. Sikir bir kağıdı yaz sen şimdi. Bir dakika lan hayvan, bir dakika daha biz anlayamadık numarayı. Anlayınca söyleyeceğim sana, karma karışık bir bana. Hayır, sana siktir demedim, bibiyle konuşuyorum. O suruktan nem kapma. Yaz oraya, 2-4-3-6-4-1. Dörtten sonra niye üç yazsın lan? Ya hayvan, o deminki dört. Ulan sen benim sözümü kesme! Söylediğim sayıları aynı satırı arka arkaya mutlu zaman yazacaksın. Ortaya bir telefon numarası çıkacak. Sen de çok şaşıracaksın. He? Hayır, o yanlış oldu Sinan'ı. Yanlış oldu lan. Yeniden söyleyeceğim Sinan'ı. Hayır, bir yere silke almıyor falan gitme. Ne silkesi? Salak mısın sen oğlum? Salaksın tabii. Onu karalayacaksın altına, yeniden yazacaksın. Ya Ayman, onu karalayacaksın altına, yeniden yazdıracağım şimdi. Neyin altı yok ulan? Tek satırlık bir kağıda mı yazıyorsun? Tam beni istersen oraya yaz Ayman. 2-4-3-6-4-1-7. Bok tamam, tekrar et. Şimdi tamam, bu numarayı buluyorsun, buraya bağlıyorsun. Bibi arıyor desin. Ha, Bibi arıyor diyeceksin. Bibi lan Bibi. Bildiğimiz Bibi. Allah Allah, babanın B'si. İzmir'in iyisi. Babanın öbür B'si. İzmir'in ikinci iyisi. Evet Bibi, hayret, anladın. Gerizekalı. Bibi Bey olur mu? Eşşoğlaşır. Bibi erkek ismi mi? Hayvan. Şimdi bağlar. İnşallah. Hayır, telefon bağlanamayacaksa ben alayım paramı da vınlayayım, bari öbür işimi kaçırmayayım. Yalvardı, yakardı adam. Arabamın şoförümü göndereyim, aldırayım dedi. Para önemli değil dedi. Tabii tabii. Bir dakika şimdi. Gültop Hanım, 100 dolar verip Bibi Hanım'ı uğurluyoruz. Sonra ben size ne veriyorum? Hemen soyunulacak. Sabaha kadar muhabbet. Sabah uyanınca masaj yapılacak. İşte ona göre bir şey verirsiniz. Bak, nefret ederim böyle esnaf karılardan. Lan sen bana fiyatı söyleyeceksin, anlaşacağız. Ben memnun kalırsam fazlasını veririm. O aynı. Ona 100 dolar çok bile, hamile de gırtlak, bu filikan dittum bayağı zor. Bana sizin gibi yakışıklı bir Korra Miral'le beraber olmak yeter. Bunun için ayrıca para istemem. Yok ya. Piyasayı senin gibi nefo manyaklar kırıyor zaten kızım. Bir adam görünce içine düşüyorsunuz, 5 para almadan yatıp kalkıyorsunuz. Sonra biz 250 doları silince adamların gözüne batıyor. Ben sizin gibi para karşılığı aşk pazarlayan bir bayan değilim Bibi Hanım. Korra Miral'den bir şey rica etmeye geldim. Kendisini görünce öyle kala kaldım. Öyle mi? Öyle mi? Çok çok üzüldüm Gültop Hanım, affedersiniz. Ben sizi de bir hanım gibi paralı asker hanımlardan sandım. Affedersiniz, mil pardon. Je vous en prie. Korra Miral! Sen şu benim 100 doları tokat et de ben kaçayım. Telefonu falan bekleyemeyeceğim. Brezilya dizisine döndü burası. Biraz sonra bu kadın değil kocasın. Senin eski karının yeni kocası oldu, anlaşılacak. Evet, bir olaylar çok salakça gelişti. Emrullah'ın da zaten o telefonu bağlamak ihtimali çok zayıf. Ben sana para vereyim, buraya kadar zahmet etmişsin. Bakayım ne paralarım var şurada sunuda. Çok ballısın lan Bibi, pound var. Dolar kim oluyor bunun yanında? Al sana 20 pound. 10 daha 30 pound. Al 10 Amerikan doları, dolardan Allah'a Singapur doları, 2 Singapur doları. 2 daha 4 Singapur doları, paraların Allah'a İtalyan lirası, 1000 lira. Mersi Korra Miral, bana ait haberi de gırtlak, bu fidikan
delirttin bayağı. Korkarım, size aşık oldum Korramirel. Öyle mi? İyi. Siz aslında niçin gelmiştiniz? Sizden küçük bir ricam olacaktı. Rica ne kelime? Emriniz olur. Buyurun. Sanırım geminiz buradan Beyrut'a gidecekmiş. Evet ama yüklemede bulunmuş değiliz. Emredin gitmeyiz. Yo yo. Benim de Beyrut'a götürülecek bir malım vardı. Götürürüz. Kaç ton? Yani mal ne? Kafes içinde 12 tavuk. Tavuk mu? Beyrut'ta tavuk mu kalmamış? Bunlar çiftlikte yetiştirilmiş çok özel cins tavuklar. Işıklı kümeslerde günde 2 ya da 3 yumurta veriyorlar. Oraya bir çiftliğe gidip üretilecekler. Nakliye için 250.000 dolar vereceğiz. 250.000 dolar. Nasıl ya? 2500 tane bibi üst üste. Evet. Yolculuk boyunca suları ve yemleri verilecek. Su yem ne demek hanımefendi? Siz 250.000 dolar verdikten sonra ben saat başı kıçını yalarım o tavuklar. Buna gerek yok. Bakımları için ben yanlarında bulunacağım zaten. Siz de mi geleceksiniz? Evet. Sağlıkları açısından bensiz yolculukları çok tehlikeli olur. Sizin böyle bir tavukolog uzman durumunuz mu? Evet. Veterinerim. Aa, demek veterinersiniz. Onu niye baştan söylemiyorsunuz hanımefendiciğim? O zaman ben şöyle bir soyunayım da sizleri tepeden tırnağa bir muayene edeyim. Hayır, çünkü ben hayvanın biriyim. Hadi bir daha. Şarkı bir parça.
atlar rahat duvar sıçtın şarkının içine. Yükleme bu kast olarak tamamlandı Sayın Koronabilelim. Ne zaman emredersiniz demir alabiliriz. Mürettebat tamam be. Sayın zabitim dışında herkes gibi de Koronabilelim. Sayın zabitim mürettebattan değil mi lan? Sorak mısınız sen oğlum? Emrullah. Maalesef aramızda. Hayır hayır, o hayvan ipeden demir almam. Bir telefon bağla dedim, santralı iptal et ya. İstemiyorum elimi gemide. Doğru dürüst tayfa bulursun dedim. Hiç kimse bulamadı mı? Bir iki aday var, hepsi gelecekler. Bekliyoruz, Koronabilelim. İlmi nerede kaldı ya o? Mekan buran bavulu yapıyordur herhalde. Eli kulağındadır Koronabilelim. Tamam, anlaşıldı, yıkıl. Emredersiniz Koronabilelim. Siz de çekilin teferruat. Bu hamşi hayat bu kadar çok streslenmeye değmez Koronabilelim. Batır gemiyi, al sigortadan parayı, Sidney'e yerleşelim. Ben... Çekil git hayatımdan bir be. Ben nefret ederim ileri dönük plan yapan kadınlardan. İyi o zaman ayrılalım. Biz seninle birleşmiş değiliz gibi be. Aramızda profesyonel bir yatış kalkış oldu. Parasını ödedik. İki gün önce gitmiş olman gerekirken anlamsızca 48 saattir buradasın. Ben işte bir kere öyle bir şey için gelmedim. Ben makinemi unutmuşum şurada, onu almaya geldim. Sen ısrar ettin yatalım diye. Olabilir, ne var edemem ben. Bana takılan manyağı mı vurdun? Benim için kaç kişi intihar etti dedin. Benim kafamı bulandırdın. Ben de bakayım bakayım ulan nedir uğruna intihar etten bir dedim. Diyemem mi $250 para verdim. Memnun kalmadı mı benden? Evet tamam memnun kaldım ama seni bayattan çekip kurtarmayı falan düşünmüyorum. Ben bir kadınla 3 gün bir arada olurum. Seni tanıdığıma çok sevindim. Yine gelirsem seni ararım. Naş tümitli göğe. Bulursan ararsın. Karalar bağlayıp seni bekleyecek değilim herhalde. Bir kısmetim çıkarsa uçar giderim valla. Uç yavrucuğum. Ben sana belirli bir uçuş yasağı koymuyorum. Aa, ne bok yersen ye. Ben sırf hayatımda böyle boktan karı hikayeleri olmasın diye gelir gelmez Meltem'i arıyorum. Fiyatını öğrenip uygun bir anı rica ediyorum. İşimi görüp parasını ödeyip dolandırmak istiyorum. Ay tamam anladık. Devamlı bu hikayeyi anlatma. Ortada başka bir hikaye yok ki mi? Aramızda olup biten bütün hikaye bundan ibaret. Belki seviyorum seni. Hiç gereği yok. Hiç gereği yok. Beğenmiyorsun yani beni. Tavukçu karaya taktın sen kafayı. Beğeniyorum lan. Niye beğenmeyeyim? Beğenmesem seninle yatağa girer miyim? Ayrıca Meltem'in dediği kadar var. Sen Emel'den nefret bassın. Evet ummadık bir baş yarar bir durumun var. Tamam da randevu evinden karı çağırılıp hemen evlenilecek diye bir şey de yok herhalde. Belki ben yıllardır karşıma senin gibi bir adam çıkacak diye bekliyorum. Sen gibi o beklentini sürdürebilirsin mi? Emel evlenmeseydi biz seninle hiç tanışmayacaktık. Aşık mı oldun o tavukçu kadına? Hayır ya, iş yapıyoruz onunla. Onu Beyrut'a götüreceksin ama. O bana $250,000 para veriyor. Sen de versin de götüreyim bir ben. Çok materyalistsin kaptan. Evet öyleyimdir ve derhal pulunu pırtını toplayıp ışınlan buradan bir demir almak üzereyiz. İyi tamam. Çok istiyorsan gideriz. Bari ben gideyim içeriden eşyalarımı toplayayım. Evet, evet, evet. Amerika gırtlak, bu bir de kendim çabuk. Yeni bir dayma geldi Koronabilelim. Daha önce birçok gemide çalışmış. Deneyimli, para göz değil. Dilsiz fakat sağır değil. Çok işimize yarayabilir. Dilsiz fakat sağır değil. Normal bulamıyoruz yani. Salaksın sen oğlum. Dilini anlıyor peki. Evet Koronabilelim mükemmel anlıyor. Üstelik dilsiz olması bizim için avantaj. Temel gibi kafa ütüleme durumu yok. Tamam lan getirin bir göreyim. Emredersiniz Koronabilelim. Elveda kaptan. Ya yavrucuğum olayı böyle boktan bir hikaye haline sokma. Bak bir yavrucuğum hayat uzun. Rastlantılarla dolu. 3, 4. Seni tanıdığıma çok sevindim. 1, 2 dönüyoruz. Yine gelirsem seni mutlaka ararım. Saç tümüncüğüm. Güle güle. Bay bay Koronabilelim. Bay bayan yavrucuğum. Bay bayan. Yak ya 48 saattir burada. Çıldıracağım. Bir de Latince türkü tutturmuş o mini bilmem ne deli midir nedir. Tavukların ortasında kaldım ulan.
Nuh'un gemisine döndü burası. Yakları getirdi bana bu tavukları zimmetledi. Para getirecek ortada yok. Ne kuk? Kuk ne lan? Suyu bitmiş. Su yok bizde, vodka deneyeceğiz. Dur ya, kadetlerin içecek halini yok ya. Orayı dökeceğim. Dene bakayım. Nasıl? Ha? Nasıl lan? Biraz değişik değil mi? Ha? Beğendin de mi devam ediyorsun? Ne anladığını, ne olduğunu anlamadın şimdi devam ediyorsun. Böyle devam etmeyeceksin. Salak mısın sen tavuk mu? Öyle yakarsın beni. Fakat bu karıdan 250 bin doları kaparsam Beyrut'tan sonra efendi gibi batırırım ben bu gemiyi. Şu aksi ortadan paramı alırım. Sidney'e yerleşirim birbirinin dediği gibi. Efendi gibi hayatımı yaşarım. Nuh dünyanın bu hale geleceğini bilse o da batırırdı gemisini. Rahatlan Mumien Tayfa. Evet Korunabirelim. Bula bula bunu buldunuz. He. Uluslararası birçok gemide çalışmış Korunabirelim. Çok deneyimli. Haba buba ba buba. Sekti lan, bir dilsizimiz eksik gemide. Neyse yine de bunu alın, Emrullah'a ışınlamaya bakın. Bunun hiç olmazsa dili yok Emrullah'a oranla. Haba buba ba buba. Yalnız bu böyle her boka haba buba ba ba mı? Salak mısın sen oğlum? Niçin normal adam bulunduramıyorsun gemide? Söyleriz konuşmaz sayın korunan bir elim. Ne konuşması lan? Ne konuşması? Konuşamıyor ki zaten. Konuşma böyle bir şey. Ne konuşuyorsun? Onun kadar bu tavukla konuş. Bu bitirsin vodkayı şarkıya geçecek. Ne konuşuyorsun? Bu tavuk gibi kalk kuk sesler çıkarıyor işte. Söyleriz o sesleri çıkarmaz. Korunabirelim. Bak iyi. Sana bir şey söyleyeyim canlandığını belirtmek için ha ba 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 demene gerek yok. Sen kafanı salla. Biz senin anladığını anlarız. Tamam mı iyi? İsmi Evve mi? Evet Korunabirelim. Enteresan. Ne millet? Türk. Nasıl lan? Dış Türk mü? Hayır Korunabirelim, ismi Ercüment fakat kendisi Eyüp olarak söyleyebiliyor. Gene iyi söylüyor, isminin üç harfini beceriyor yani. Ne üç harfi lan? Ercüment de yumuşak gene hadi. Salak mısın sen oğlum? Benim tanıdığım bir dilsiz vardı, adı Uğurcan'dı. İsmin ne denildiğinde o sadece uuu diyordu. Tamam tamam, al götür, çalışmaya başlasın, yıkıl. Emredersiniz Korunabirelim. Ulan bitirdi vodkayı. Salak da öyle devamlı içmeyeceksin. Oh. Gavur vodkası içiyorsun. Pasaportsuz Beyrut'a gidiyorsun. Daha ne istiyorsun lan? Hayvan mı? Oo Kübalı, hayrola hoş geldin. Rahatsız ettim Korunabirelim. Ben burada kalamayacağım. Nereye gidiyorsanız beni de götürün lütfen. Gemide ne iş verirseniz yaparım. Sen memleketin halini beğenmedin galiba. Her şey çok değişmiş. Benim dev gençli arkadaşlar Ana Vatan Partisi'nden milletvekili olmuş. İyi akşamlar Sayın Doktor. İyi akşamlar Temel. Ne zaman temel alacağız? Bir malumatınız var mıdır? Sabaha karşı herhalde. Hilmi gelemedi, o bekleniyor. Ha o tavuk şimşarı karı da mı şeye çıkmış bizim lan? Evet. Öyle bir rivayet var. Ben de hayret ettim kaptan. Seyir halinde gemide kadın istemez. Fakat karı da has karı yani. Sayın doktor, bir adamın ID'si olduğu nereden anlaşılır? Ölünce somut olarak anlaşılır. Yani orası muhakkak, fakat daha önceden hiçbir belirtisi yok mudur ama hastalığın? Ölür ayak öleceğin belli olur işte. Yani daha önce hiçbir kizarıklık, sivilce, mivilce gibi şeyler olmaz yani adamın orasında. Hayır, senin oranda sivilce mivilce mi var? Evet, ampule topluğuyla başı gibi, pıtırak gibi sivilce çıktı. Yan yana bir sürü sivilce değil mi? Yes. Kızarıklık da var mı? Var. Yanar gibi acı ve kaşıntı var mı? Olmaz olur mu? Hem ne kaşıntı? İspanyol kökenli bir virüstür o. Herpes genital recurrent. Fakat karı İspanyol değildi. Bu virüsü taşıyanın İspanyol olması şart değil. Virüsün kökeni İspanyol. Bir tür uçuk çok önemli değil. Ben sana alkol eter yaparım. Pamukla oraya atışman yaparsın. Geçer. Pamuk mu dolayacağım? Hayır hayır, pamukla atışman yapacaksın. Pamuk karşıma alıp, yani o neden kendi kendime atışma mı yapacağım? Hayır lan salak.
Sana bir sıvı vereceğim. Pamuklu o sıvıyı sivilcelerin üstüne süreceksin. O zaman geçer tarıl mı? Geçer geçer. Ben sana prezervatif vermiştim başına böyle şeyler gelmesin diye. Niye kullanmadın? Kullanmaz olur muyum sayın doktor? Bir iki tane vermişsiniz siz bana ondan sağlam olsun diye için sonra birden kullandım. Ben de hayret ettim işte onları kullanmama rağmen böyle bir hastalık kapışıma. Her garibe tesir etmeyin demek ya o prezervatif patrafı. İkisini üst üste mi kullandın? Evet sayın doktorum tam bu işe etmeden evvel iki sonra birden yuttum. Yuttun mu? Ne yapacaktım ki? Kendi yutmayacaktın lan salak. Kadına yutturacaktın. Halt! Neredesiniz sayın zabitim ya? Gözümüz yollarda kaldı. Kamuran yollamadı herhalde diye düşündük. Kamuran'ı bıçakladım. Küba bizden çok daha yoksul bir ülke. Fidel Castro der ki, ülkemiz insanlara zenginlikler sunmak için çok yoksul olsa da onlara eşitlik duygusu, insanlık onuru sunamayacak kadar yoksul değildir. Güzel laf. Olayın lafta kalmaması daha da güzel. Kendi insanına bu onuru kazandırmış Fidel Castro. Ben beğeniyorum zaten herifin dünyaya kafası dışını. Ben orada 10 yıl kaldım. 10 yıl boyunca hiçbir şeye 10 para zam yapılmadı. Bak ya. Gayet tabii. Asgari ücret belli, ekmeğin fiyatı belli. Bunlar değişmiyor. Yok ya, 10 yıl ekmek aynı fiyatı. Lan ben devlet diye ona derim işte. Üstelik Amerika adamın tekerine sürekli çomak sokuyor. Bir yandan Amerika ile cebelleşiyor, bir yandan ülkedeki dengeyi koruyor. Helal olsun herife. Ben buraya geçen geldiğimde para bozdurdum, bana bir mavi kağıt verdiler. Ne lan bu dedim, 250 binlik banknot yeni çıktı dediler. Baktım üstünde Atatürk var, tamam eyvallah dedim, aldım. Bu geldiğimde bor bir kağıt verdiler para bozdurunca. Ne lan bu dedim, 500 binlik banknot yeni çıktı dediler. Baktım üstünde Atatürk var, eyvallah dedim, aldım. Bir daha geldiğimde elime o suruk sarı bir kağıt verecekler, üstünde Atatürk bile yok. Ne lan bu diyeceğim, 1 milyonluk banknot çıkalı çok oldu, siz haberiniz yok diyecekler. Ha siktir ya. Küba'ya mı yerleşsem, ne yapsam? Fakat acayip sıcak olur orası. Ben bilirim orayı, bir de yapış rutubettir. Vallahi benim elinde sonunda dönüp dolaşıp gideceğim yer orası. Yok ya. Rahat inmin, neredesin? Bütün gemi seni bekliyor. Salak mısın sen oğlum? Özür dilerim korramirelim. Kamuran'ı bıçakladım. Yok ya o. Evet korramirelim. Aa nasıl becerdin sen bunu Hilmi başına? Gel otur anlat bakayım. Demir attığımız gün eve gittim, kapıyı çaldım. Ben kamuranın kapıyı açmasını, boynuma sarılmasını bekliyorum. Kapıyı bir yeri açtı. Üstünde benim damatlık pijamalarım. Kimi arıyorsunuz diyor bana. Sen de arıyorsun lan benim pijamalarımın içinde. Kamuran'a aşığıyla bastın yani. Yok canım, meğer dayısının oğluymuş. Nereden anladın dayısının oğlu olduğunu? Pijama ilk işinden mi belli? Kamuran söyledi. Neyse, yemeğe oturduk. Yemekte baktım ki Kamuran masanın altından dayıoğlunun sol bacağını sıkıştırmış, iki ayağının arasına sallıyor. Dayıoğlu ne yapıyor? Dayıoğlu saf çocuk, dağımsız zavallı sallattırıyor. Sen ne bakıyorsun lan o sırada? Ekşili köfte yapmış Kamuran, hep birlikte oluyoruz. Önce olayı görmezden geldim, sonra baktım masada şiddetle sallanmaya başlayınca görmek zorunda kaldım. Ne yapıyorsun lan kaltak dedim. Aa ben senin bacağı sanıyordum kocacığım dedi. Kamuran çok saftır, koruna birelim. Peki dayıoğlu ne dedi? Yok zarar dedi. Dayısının oğlu olduğunu emin misiniz? Bilemiyorum, olmayabilir mi? Tabii lan bana kalsa Kamuran'ın dayısı bile yoktur. Yok canım, mutlaka dayısının oğludur. Dayısının oğlu olmasa Kamuran'ın onun koynunda ne işi var? Kamuran onun koynuna mı girdi? Evet. Gece yarısı çiçek attım, baktım Kamuran yok yatakta. Tuvaletten dönerken dayıoğlu yattığı odadan gelen sesler duydum. Kapı aralık, bir delim göreyim. Kamuran dayıoğlu yatağında. Karı millet işte, hiçbirine güvenilmez. Ne yaptınız peki? Tak tak. Vurdun mu? Vurdum tabii. Dayıoğlunu mu? Hayır kapıyı. Tak tak vurdum kapıyı. Dayıoğlu içeriden girme dedi. Girmeseydin bari. Aa, dayanamadım girdim. Affedersiniz ama dedim. Kamuran açtı ağzını, yumdu gözünü. Yok ben onların aile sırlarını dinliyormuşum. Bu kapı dinleme uyumla yeri çıkmış. Sırtıma yeleğimi almadan yataktan nasıl çıkarmışım? Hasta olup onu üzmek mi istiyormuşum? Dayı olur yaptı peki? O çıplaktı. Kalktı donunu giydi, bir sigara yaktı. Sinirli görünüyordu. Tükürmedi mi lan kamuranın suratına? Yok canım, belki diazem aldım, yattım, uyudum. Ben onların ailevi sorunlarına niye karışayım, korunabilirim.
Ah siktir beyin be. Ben senin yerinde olsam orada ikisini birden vurmuştum. O durumda öyle yatıp uyuyabildiniz yani. Pek uyudum denilemez. Tam dalmıştım, bir gürültüyle fırladım yataktan. İki erkek yüksek sesle kavga ediyorlar. Dikkat kesildim, sesler dayıoğlu yattığı odadan geliyor. Kalktım gittim. Bir de ne göreyim? Kavran çırılçıplak, dayıoğlu çırılçıplak. Birbirlerine sarılmışlar. Korkundan tabii. Ayrıca aralarında yastık var. Neden korkmuşlar? Zavallısızlar. Nasıl korkmasınlar Korkun Elim? Odada bir adam daha var. Elimde bir tabanca doğrultmuş ikisine. O adam kimmiş? Bilemiyorum. Sen bana bunu nasıl yaparsın kahpe falan diye bağırıyor. Mahalleyi ayağa kaldıracak serseri. Kime kahpe diye bağırıyor acaba o mahalleyi ayağa kaldırma eğilimli serseri? Bilemiyorum korunabilelim. Ben pek bir şey anlayamadım. Ben odaya girince dönüp bana baktılar. Rahat dedim. Ne oluyor kafuran? Bu ne rezalet dedim. Aman bir de sen karışma Allah aşkına diye. Çıkıştı kafuran bana. O sırada dayıoğlu kahramanca yataktan fırladı. Kaptı serserinin elindeki tabancayı. Havaya üç el ateş etti. Serseri kaçtı dayıoğlu kovaladı. Bana bir açıklama da bulun kafuran dedim. Daha ne açıklama da bulacaksın? Olay apaçık ortada. Orospu. Sizi kafurana orospu demekten men ederim korunabilirim. Benim de bir izzetin hepsi var değil mi? Bilmem var mı? Durum hiç de sizin tahmin ettiğiniz gibi bir durum değilmiş korunabilirim. Meğer kaçan serseri teyzesinin oğluymuş. Üçü miras yüzünden birbirlerine girmişler. En sinirlendiğim konudur bu miras kavgaları. Benim kimsenin mirasına ihtiyacım yok. Birden gözüm döndü. Elime bir bıçak geçti. Bir anda sapladım kafuranın kıçına bıçağı. Bir daha böyle bir şey yapsın kesin boşarım vallahi. Yok canım, boşamak için o kadar aceleye gerek yok. Hele bir kerhanede muntazarsan diye başlasın. Sen de o zaman bu konuyu enine boyuna düşünürsen. Emrullah Salah Santral'ı mahvetmiş. Eve telefon edemiyorum, çıldıracağım. E şimdi geldin lan evden, niye telefon edeceksin? Hayır, Hilmi'nin hikayesi midemi bulandırdı. Sizin evde de öyle birileri mi vardı? Yoo, hiç kimse yoktu da hani ne bileyim. Boşan kurtul. Benim bir gün bir olaya midem bulandı. Şak ertesi gün boşadım karıyı. Biriyle mi yakınadın? Daha beter. Bir gün uyuz oldum. Evden çıktı işe gitmek için peşinden çıktım, takip ettim. Taksim'den Sarıyer otobüsüne binmesi gerek. Bir baktım bizim Karaok Meydan otobüsüne bindi. Nereye gidiyormuş? Bilmiyorum. Hiç sormadım. Ertesi gün boşadım. İşe diye evden çıkıp Ok Meydanı'na gittiğine göre mutlaka bir orospoluk var. Tek kelime sormadım. Ne sorayım? Olay apaçık ortada. Sahil Osturma, mahvediyorsunuz. Ne saç cerebine dur. İşlere yardımcı olmak. Evet, ben de öyle taşıdım onu fakat apı diyorsunuz hiçbir boka yaramay. Rasma yapamay, paspas yapamay. Yapar yapar, sen dizse fazla bulaşma. Benim adamım o. Ben ona özel işler yaptıracağım. Çok iyi kaynak yapar o. Cemil'e neresi kaynak yapılacak ki? Ya yapılır yapılmaz, sen her boka karışma Temel. Emredersin Sayın Osturma, bilse ne zaman Temel alınacak Avni sorabilir mi? Bilemiyoruz, mavi bayrak çekildi. Ales'le bekliyoruz. Her an bir ademir diyebilir. Sen de felaket meraklı bir tip olmaya başladın lan Temel. Senin soyadın meraklı turşucu mu? Hayır, soy ismim İtçüdü. Temel İtçüdü. Ney? İç güdü. İç güdü mü yani? Evet, ismimin İngilizcesi basıç ıtısıcı dedik. Çok şaşkınız bakıyorum ben bile geldiğine haline. Çok özür dileyip gidiyorum, gelene gelmez bakıyorum. Çok şaşkınız bakıyorum ben bile geldiğine haline. Thank you.
ben azıcık geçiyorum. Bir sefer daha var izin, bir bozuk var burada. Tüpçüye vermiş Türk'e vuran, tüpçüye vermiş Türk'e vuran. Rahat herhalde. Tüpçüye vermiş Türk'e. Fil sorusu. Gel buraya. Bak Tisos. Tenezzülükte senin bilmediğin bir vardiya daha var. Ne baba baba? Selüklü fici var ya. Hababı. Hayır Tisos. Ficinin başı beklenmeyecek. Salak mısın sen oğlum? Cız cıbıdak soyunulacak, ficinin içine cirilecek haline kuzu gibi beklenecek. Hibip. Hibip yok. Sen dedumayı dinle. Soyunaysun cireysun ficinin içine. Hibip. Ne oluyor burada? Ne var Temel? Hiç aynı östürme. Bak bu Tisus'a tehlikeli fıcı var diye şunu anlatayım. Tehlikeli fıcı falan yok. Koronavirüs çok sinirlendi bu konuya. İyi, sen konuşma bu adamla. Hiç görüşme. Çok ortalıkta dolaşma yani. Sen git benim kamerama yat. Sayın östürme, bak bu Tisus niçin sizin kameranızda yatay? Başka yer yok. Ben vereyim avına kendi nazımı, ben yatayım sizin kameranızda. Olmaz, senin dilin var. Devamlı konuşuyorsun. Dilsiz kamerada eşya gibi koyuyorsun bir köşeye, öyle duruyor. Çıtı çıkmıyor. Dilsiz olmak da bir işe yarar yani. Bu durumlarda evet. Sen fazla kafa ütüleme de gidişine bak. Yapılacak şey yok ki. Sen de sorma. Mal yüklendim abi. Bayrak şekilde al tavuk simsarı varıp bekleniyor da. Lan! Çabuk gördünüz mü? Postaneye telefona gitti. Şimdi gelecek sayın zabitim. Bizim telefon çalışmıyor mu? Maalesef sayın zabitim. Emrullah santrala ellemiş biraz. Allah kahretsin. Niye elliyor ki? Buradan hemen telefon etmem gerek. Önemli bir konu mu vardı sayın zabitim? Evet, hayır. Kamuran annesi için hep bir evin bir kızı derdi. Bu durumda Kamuran'ın teyzesi de olamaz, dayısı da annesinin kardeşi yok ki. Olması mı gerekiyordu? Evet, çünkü öyle olunca teyzesinin oğlu da olamaz, dayısının oğlu da. Olmasın, ne olacak? Peki ama bizim evdeki iki herif kimdi? Belki de üvey kardeş bir durum vardır sayın zabitim. Oo evet ulan, bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Durup dururken kadının günahını aldım, rahat. Rahat doktor, gel istasyonuna bak. Emredersin sayın koronavirelim. Demir alacağım, alamıyorum, sapıtacağım. Hepimiz demir almak için emrinizi bekliyoruz. Herkesin tansiyonu yükselmiş durumda sayın koronavirelim. Manyakları getirdi bana bu tavukları zimmetleri. Para getirecek ortada yok. Kümese döndü kaptan köşkü. Sıçtılar ortaların içine. Sapıtacağım, kaç. Yüksek koronavirelim. Ulan hani alkollüyken düşük çıkardı. Sabahtan beri it gibi içiyorum. Ne kadar yüksek? Çok yüksek sayın koronavirelim, 21. Tamam. Demek ki o zaman çok daha fazla içmem gerekir. Bence biraz ara verseniz çok iyi olur sayın koronavirelim. Tanıştığımızdan beri içiyorsunuz. Vereceğim. Her şeye ara vereceğim. Hele şu karıdan parayı kapayım. Genel ve uzun bir ara vereceğim. Rahatla, ne var? Bayan ziyaretçiniz var koronavirelim. Bugün edin salak mısınız siz oğlum? Sabahtan beri o kadını bekliyoruz. Emredersiniz koronavirelim. Ben de izninizle hazırlık yapayım sayın koronavirelim. O kadın geldiğine göre korkarım. Demir alıyoruz. Evet doktor. Demir aldıktan sonra gel tansiyona bir daha bak. Emredersin sayın koronavirelim. Selam koronavirel. Bibi yavrucuğum, sen niye geldin şimdi hiç gereği yokken? Şu an demir almak üzereyiz. Al 20 bin dolar. Ben de geliyorum seninle. Saçmalama bibi. Parayı atlıyorsun üstüne, yolda yatar kalkar ödeşiriz. O salak konuşma bibi, ben yolcu gemisiniyim. Tavuk gemisinisin sen. O kadın para veriyor, sen de ver seni de götürün demedin mi? O 12 tavuk için 250 bin dolar veriyor. Ben bibi başıma 20 bin dolar veriyorum, aynı hesap. Ben sana onu lafın gelişi olarak söyledim, seni götüremem bibi. Artık burada yaşamak istemiyorum. Avustralya'ya götür beni. Tenekeli geçmişim burada bırakıp orada yeni ve tenekesiz bir yaşama başlamak istiyorum. Sidney'e buradan haftada iki tane uçak var bibi. Bu kadar para tutmaz. Bin bir uçağa, atla gitti. Ben öyle bibi başıma nasıl giderim Sidney'e? Öyle gidersem iki gün sonra orada da bu işi yapmak zorunda kalırım. Bana sahip çıkacak bir erkek gerekli. Beni sevecek, koruyacak, dövecek. Evet. Evet, sana öyle bir erkek şart. Fakat ben öyle bir erkek değilim. İstersen sen bir de Kadir İnanır'la görüş. Ben zaten Sidney'e falan gitmiyorum kızım. Beyrut'a kadar rotam belli. Ondan sonra ne olacağımız belli değil.
Belki de batar gibi. Ay Allah korusun. Niye korusun, korumasın? Belki ben batmasını istiyorum. Niye? Şahak sigortadan paramı alacağım, konu kapanacak. İnsana insan değeri verilen bir ülkede yaşamak istiyorum artık. Ömrümün uzun bir bölümünü yaşadım. Ömrümün son baharını sakin kafa yaşamak istiyorum lan. Yalnız yani. Ben en iyi adamını bilirim. Her yerin insanını çat pat konuşurum. Nerede olsa yaşarım. Tamam işte planlarımız aynı Korramirem. Ben senin dizinin dibinde kedin gibi otururum, sana bakarım. Neye bakacakmışsın sen? Ben kendi kendime bakamıyor muyum? Aynaya baktığım zaman aynada bana bakan kim? Ben 7 yıldır kendi kendime bakışıyorum zaten. Kimsenin bana bakması gerekmez. Ya seks? Vodka gibi işte. Canım isteyince parasını verip satın alıyor. Çok kalpsizsin Koramirer. Öyleyimdir. Eskiden çok kalpliydim. Çok yararını görmedim. Sen şimdi almıyor musun bu 20.000 doları? Hayır hayır ve lütfen derhal buradan ışınlan bir ver. Demir almak üzereyiz. İyi tamam. Ben istenmediğim yerde 5 dakika durman. Aynen aşlıyorum. Sen de beni bir daha ararsan zor bulursun. Emel'i arıyordum, seni buldum. Seni aradığımda da mutlaka başka birini bulurum. Ben o halet bir ruhiye içinde o kadını aramıyorum. O durumu arıyorum. Ben tabi arıyorum, kim varsa onu gönderiyor. Seni tanıdığıma çok sevindim. Yine gelirsem seni ararım. Bunu saymam. Yine beklerim. Naşrı bitiyor. Güle güle! Manyak ya! Bir de bibi çıktı başıma. Niye korkuyorsun sen evlilikten? Siktir bibi, ne evli ya? Ben evlenelim diyeceğim, hadi bir nikahını al demiyorum ki. Sidney'de kimimiz evlilik cüzdanı soracak. Takılırız bir süre, beğenmezsen ayrılırsın. Ben de o sırada oraların girdisini çıktısını öğrenirim. Herkes kendi yoluna gider. Sana çok hoş bir macera veriyorum, üstüne para veriyorum. Bir manyağım duysa beni dilim dilim keser vallahi. Derhal burayı terk etmezsen ben seni dinlemek zorunda kalacağım bibi. Sen daha önce hiç evlendin mi? Evet. Evliliğin ne kadar boktan bir şey olduğunu bile bile. Sırf bir kere denemiş olmak için. Birisi bana bu salak soruyu sorduğunda no thank you. Almayayım kalsın diyebilmek için. Benim de nikah fotoğraflarım olsun diye bir kere evlendim. Vallahi çok hızlı geçti, sonra birdenbire yavaşladı zaman. Karı kafa ütülemeye başladı. Ulan benim kafam buruşuk değil ki. Aynen bunu söyledim yargıca. Bir cesede boşandık. Sen talihsiz evlilik yapmışsın Korramirer. Evliliğin kendisi başlı başına talihsiz bir olaydı bibi. Sen hiç evlenmedin galiba. Hayır, sen ilk kocam olacaksın. Salak salak konuşma bibi. Senin bunda 365 kocan var zaten. İş ilişkisi başka. Onları sayma sen. Onlarla yatıp kalkarken hiçbir şey hissetmem ben. Ya tamam, sen artık çok alışkın olduğun için hissetmiyor olabilirsin. Ama sen hissetmesen de olup biten bir şey var değil mi? Benim deliğin olmam, bu korkutuyor seni. Senin hala gemiyi terk etmemiş olman korkutuyor beni. Beyrut'a uçakla giderim. Senden önce limanda oturur beklerim seni. Manyak mısın sen? Evet. Seni seviyorum. Ne sevmesin lan? Sen beni ne kadar tanıyorsun ki seviyorsun? Şurada fen makineni unuttum diye aramızda bir yatış kalkış oldu. Parasını ödedik. Ben fen makineni unutmadım ki, bir kere özellikle bıraktım. Olabilir, karıca bir numara. Nefret ederim böyle ketenperelerden. Lütfen burada hiçbir bokunu unutmadan. Derer bu danışınlar bir be. Tamam gideriz. Karşıma çıkan ilk salakla evleneceğim. Sen de bir yerine kına yap. Bye bye. O tavuk çıkar benden daha mı iyi yatakta? Bilmiyorum, onunla yatmadım. İyi, yatınca görürsün, ağlına yatmışsın ha şişme bebekle. Yerleşme bebeğe, artık yerleşme! Sana son bir şans daha veriyorum Korramirer. İstemez bebeğim. Adım yok bir şey ayım. Seninle son bir kere daha yatalım, son bir defa. Ondan sonra karar ver, para mı istemez. Thank you bebeğim, hiç sırası değil ve şu an Demir Allah'tan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Nereye çekip buradan? Ben buradan böyle gitmem Korramirer. Sen bana aşık olduğunu söyleyeceksin. Son bir kere daha yatalım bebi, lütfen diyeceksin. Senin için çıldırıyorum falan diyeceksin. Ben sana o zaman hayır diyeceğim ve çekip gideceğim. Başka türlü gidemem.
Tamam, bu da bir yöntem. Seni çok seviyorum Pipi. Senin için çıldırıyorum falan. Hadi bir daha yatalım lütfen. Peki. Önce çevirdim, meşgul çaldı. Sonra çevirdim, bir herif açtı, alo dedi. Ondan sonra 50 kere çevirdim hiç açılmadı. Çıldıracağım doktor. Yanlış düşmüştür. Olur mu canım, bir daha açmadı o herif. Kim o herif? Bilmiyorum. Senin hiç kimsen yok mu doktor? Yok denilebilir. Karın, sevgilin falan yok mu yani? Çok, her limanda sevgilim var. Hepsini de çok severim. Böylesi daha rahat. İnsan kendini padişah sanıyor. Denizler padişahı. Hepsini sürekli özlüyorum. Hiçbirinden sıkılmaya fırsat bulamadan demir alıyoruz. Belki de en doğrusu o. Fakat bu işin bir de yaşlılığı var. Ben yaşlanınca ölmeyi düşünüyorum. İnsan ne zaman öleceğini ayarlayamıyor ki. Ben ayarlarım. Temel'i gördünüz mü? Dilsiz de üst güverteye doğru çıkıyorlardı demin. Allah Allah, bu dil size hiç rahat vermiyor Temel. Acemi buldu, çalıştırıyor işte. Hayır, konu o değil. Erkek köpek dişi köpeğin peşinde nasıl dolaşırsa öyle dolaşıyor dilsizin peşinde. Dolaşsın ne olacak? Dilsiz dişi köpek değil ya. Değil tabii de Temel sapık biliyorsun. Demir alma konusunda bir gelişme var mı Lostrom'un? Hayır doktor. Koronmiral Bibi Hanım'la stratejik bir görüşme içinde. Sanırım şu an rota çiziyorlar. Bibi Hanım da mı bizimle geliyor? Sanmam. Koronmiral öbür kadını bekliyor. Bibi'yi şutlamaya çalışıyor fakat Bibi iki tarafı da yapışkanlı kadınlardan olduğu için bir elinden diğer eline bulaşıyor Koronmiral'in. Ben gidip şu Temel'le dilse bir bakayım. Lan bu tavuk çıkarı da bela aldı başımıza. Böyle demir almayı beklemek çok sinir bozucu. Kaptan hayatta kimseyi beklemez. Bu karıyı bekliyor. Parayı bekliyor. Çok para verecekmiş galiba kadın. Herhalde. Çok mu zenginmiş kadın? Tavuklar çok değerliymiş. Ne kadar değerli olursa olsunlar. Alt tarafı tavuk. Benim bu işe hiç aklım ermedi doktor. Altın yumurtlamıyor ya bu tavuklar. Belki Beyrut'ta yumurtlayacaklardır. Murat! Cavit! Bu santral onarılmayacak mı? Santral onarıldı. Telefon çalışıyor Sayın Zabit'im. Öyle mi? Gayet tabii Sayın Zabit'im. Bir niye bana haber vermiyorsunuz? Belki telefon edeceğim. Ding 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 ding. Aygaz! Ne var, ne oluyor? Bir şey mi demek istiyorsunuz? Hayır sayın zabitim. Belki şu an sizin mahalleden Aygaz kamyonu geçiyordur. Onun sesinden Kamuran telefonu duymayabilir demek istiyoruz. Bu yeminle bir daha Kamuran sözü duymak istemiyorum. Emredersiniz sayın zabitim. Evet. Ne demek istiyorsunuz lan siz? Hiç, ıslık çalıyoruz sayın zabitim. Islık çalmak akciğerler için çok yararlıdır sayın zabitim. Ayrıca aynı anda burundan iot alınıyor olması guatro olasılığını sıfıra çok yaklaştırmakta. Ancak ıslıkla guatro tedavisi diye bir yöntem bulunmamaktadır. Hele bir denize açılalım, göstereceğim ben size. Niye bu kadar sinirleniyor doktor? Dayı oğlu ve teyze oğlu hikayelerine kendisi de inanmıyor, inanmak istiyor. İnanan birini bulsa ona inanarak rahat edecek. Merhaba. Merhaba Kübalı. Merhaba Kübalı. Kaçak yolcu falan derken mürettebata yazıldım bakıyorum. Ne iş yapacaksın sen gemide? Bilmiyorum. Ne iş verirse yapacağım işte. Neciydin sen? Orman mühendisliği okudum biraz. Diplomam yok. Olsun. Bizim gemide de ağaç yok zaten. Bak ormanımız yok ama ayımız var. Emrullah'la ilgilenirsin. Vallahi Koramiral bana bulaşık yıka derse bulaşık yıkarım. Tuvaleti temizle derse temizlerim. Hiçbir işten gocunmam. Sana belirli bir görev vermedi yani henüz. Hayır. Biraz Küba muhabbeti yaptık. Kafayı Küba'ya taktır. Belki Beyrut'tan sonra Küba'ya gideriz. Ben geminin Küba zabiti olurum. Küba sence yaşanacak bir yer mi yani? Elbette. Fidel Castro'nun kendi kızı niye kaçtı öyleyse Küba'dan? Ülkede bir yoksulluk varsa bunu herkes paylaşıyor. Fidel Castro'nun kızı olman bu yoksulluktan payını almana engel olmuyor. Sen Fidel Castro'nun kızısın diye ona biz de Özal'ın kızına, oğluna, Demirel'in yeğenine, Doğan Güreş'in oğluna yapılan muamele yapılmıyor. Soyadın Castro ise Castro. Geç sıraya. Belki de buna bozulmuştur kız. Elveda yakışıklılar. Gidiyor musunuz Bibi Hanım? Maalesef Koramiral beni şutladı. Tavuk çıkarıya takmış kafayı. Siz de mi Beyrut'a gelmek istiyordunuz? Vallahi benim için Beyrut Beyrut fark etmez. Ben buralardan gitmek istiyorum. Bakın aslında biz sizi Kübalı'nın saklandığı alt ambarda Beyrut'a kadar idare edebiliriz. Yolda siz de biraz bizi idare edersiniz. Hay aklında bin yaşa. Nereden iniliyor şu alt ambara? Yolu gösterip ben hemen gidip yerleşeyim. Bak şöyle bir şey lan. Seni
beni bana ceza diye verdiler. Şayanı tavsiye kadın. Seni bana ceza diye verdiler. Şayanı tavsiye kadın. Ağlıyor yüreğim, ağlıyor kadın. Nasıl lan? Oo çok güzel korunamır Ali. Ulan sen nene beslesen beğeniyorsun. Salak bir sarılım, hiç boktan beslem yok benim. Estağfurullah korunamır Ali. Sizin yalnız besteleriniz değil, küfteleriniz de çok güzel. Evet tamam da şurası olmadı mesela bak. Beslem uyduramadın, yan gitti o lan. Aha ne demek korunamır Ali. En güzel, en tatlı yeri şu parmağın oldu ya bak. En güzel. Sen benimle taşacak mı geçiyorsun ha? Korunamıyorum. Korunamıyorum. Yıkıl! Yalnız da şu korunamıyorum. Ulan hepsi dalga geçmeye başladılar benimle. Kendi aralarında tavuk amiral ediyorlarmış. Nasıl gidiyor vodka durumun Kamuran? bitirdin değil mi orospu Kamuran? Alkolik çıktı bu kamera. Tamam iç. Öyle hıçkırık yapar biraz. Sonra alışırsın. Giderek sıkmaya başladım beklenti. Şeytan diyor bu tavukların hepsini bırak Rıhtım'a. Al demiri git manyak herin. Nereden çıktı karşıma ya? Rahat dibine var. Liman kağıtlarımız ve tüm evraklarımız hazır sayı koruna verelim. Demir almak üzere emir ve görüşlerinize hazırız. Kadın gelmedi. Kadını bekliyoruz. Salak mısın sen oğlum? O kadını beklemek zorunda mıyız? Korona verelim. Evet, ayrıca Emrullah hala gemide. O hayvan inmeden demir almam diyorum. Öleceksen bu gemide ölürüm çıkmam diyor. Yok ya, niye? Sanırım onun bir kan davası falan var korona verelim. Gemiye her yeni gelene uyuz oluyor. Türkiye'ye her gelişimizde aşırı tedirgin oluyor. Kan davası boktan iştir. Ya mezara ya hapise. O zaman o hayvana gemide öyle bir iş verin ki geminin işleyişine engel olmasın. Seyir defterini yaz. Emredersiniz korona verelim. Veteriner hanıma kalkış için saat belirtilmedi mi acaba? Belirtildi ama gelemiyor. Karı işte. Bravo İlmi. Kadınlar hakkındaki düşüncelerinde bayağı bir gelişme gözleniyor. Evet korra verelim. Kamerandan boşanmaya karar verdim. Kendisine telefonla bildirdim durumu. Nafaka da vereceğim. Teyzesinin oğluyla dayısının oğluyla mutlu olsun. Aferin İlmi, ben de senden bunu beklerdim. Denizci adamın karısı olmaz. Artık hiç gelmek istemiyorum Türkiye'ye. Pusulası şaşırmış bu ülkenin. Nereye gittiği belli değil. Herkes birbirinden düşmanca bakıyor. Ne saygı kalmış, ne sevgi, ne insanlık. Bizim mahallede bir tane İstanbulluk kalmamış. İstanbul olmuş kocaman bir köy. Fiyatlar çıldırmış. Herkesin geliri sınırlı. Millet ne bok yiyeceğini şaşırmış. Kamuran benim gönderdiğim 3 kuruşla ne yapsın? Nasıl geçirsin? Ülkenin zıvanası çıkınca orada önce ahlak bozulur. Sonra her şey sırayla sonsuzlaşır işte. Beyrut'tan sonra nereye gidiyoruz biz korona verelim? Bilmiyorum. Belki Küba'ya, belki de batar gibi. Batabilir yani. Ya batarsa batar lan ne var? Ben de sigortadan para alırım konu kapanır. Allah korusun niye batsın gibi biz? Emrullah yardımcı olsa 20 dakikada batar ulan. Vodkalarım alındı mı? 2 kasa 1000 boğa aldırttık korra verelim. Ne 1000 boğası? Ya Türk vodkası istemiyorum dedim. Bulamamışlar yabancı vodka. 1000 boğa iniyorlar. Kim diyor? Emrullah mı? Ulan Türkler vodka yapmasını bilmiyor ki dünyanın her yerinde doğru düz vodka buğdaydan çekiliyor. Türkler icat çıkarmış. Vodkayı şeker pancarından çekiyorlar. Şeker pancarından vodka olur mu lan? Olmaz. Olmaz. Yaparsan da öyle kolonya gibi bir şey olur. İçilir mi lan o? Öldürür adamı. Siz onların hepsini Emrullah'a içirin değil mi? Ha doğru dürüst vodka bulunsun. Emredersiniz korona verelim. Yakıt tanklarımız full mü? Full gibi. Bizi ne oluyor? İzmir'e götürmez miyiz? Götürür korona verelim. Ayvalık'a uğramayacak mıyız? Hayır ne işimiz var Ayvalık'ta? Belki İzmir'e de uğramayacağız. İzmir'de ne işimiz var zaten? Kıbrıs'a götürmez miyiz? Götürür korona verelim. İzmir'e de mi uğramayacağız? Ne işimiz var lan İzmir'de? Çöp iş mi yiyeceksin? Santana Bavya'na mı gideceksin? Türkiye'yi terk ediyoruz. Ne İzmir'i? Bir daha dönmeyecek miyiz? Hiç sanmıyorum. Rahat demen. Rahatsız ettim korumalım. O bu dizimiz var ya erkekten ol. Bize erkek numarası yapay. Nereden aldın lan? Ben zaten kendisinde bir tuhaflık sesinlemiştim. İçin içindir yakın takip aldım onu. Ayrı Cemrullah da taktı ona kafayı. Apı Tilsuz niye geldi? Nereden geldi? Niye Tilsuz Tilsuz mu bakalım? Emrullah siktir et olayı anlattı. Evet Koramir Ali fakat olay tamamen Emrullah'la ilgili. Şimdi Emrullah Tilsuz'u bilek çüreşine davet etti. Tilsuz bas seçti. Emrullah çüreşenin döndü Tilsuz hip hop derdi.
Emrullah onu kan davalısı sanmıştır. Olabilir. Sonra da Emrullah saldırdı Tilsuz'a, yuvarlandılar yere. Artık o sırada Emrullah'ın eli Tilsuz'un bir yerine mi dokundu ne dur? Emrullah bağırdı. Lan bu Tilsuz erkek de o. Hemen kolaçan attık orasını pırasını. Anlaşıldı ki karıdır. Meğer onun için Sayın Nostromo'nun kendi kamerasını almış Tilsuz. Tilsuz Nostromo'nun kamerasında mı kalıyormuş? Evet Koramiral. Acı ama gerçek. Tamam lan git ikisini birden bana şer. Evet Esus Kolamran. İşte olacak Nostromo ya. Geminler girdisini çıktısını biliyor diye bana etmediğini koymuyor. Kovacağım it oğlu iti. Fakat o olmasa ben gemide donumu bulamam mı? Evet ama o da biraz abartıyor Kolamran. Hiç gemiye tayfa diye kadın sokulur mu? Ben mesela Kamuran. Kesin mi artık bu gemide Kamuran hikayesi istemiyor. Çok özür dilerim Kolamran. Ben de hiç söz etmek istemiyorum. Ondan ağzımdan kaçıyor. Bir düşünüyorum da benim Kamuransız anlatılacak bir şeyim yok. Gördün mü bak. Sıçmış karı senin ağzına. Hayatını işgal etmiş lan. Öyle olur lan. Evlilik sanki karıların askeri darbeyle yönetime el koyması. Evlendim ertesi gün eve gittim. Karı eve çeki düzen vermiş. Her şeyi bir yere sıkıştırmış. Eterliğimi bulamıyorum. Pipamı bulamıyorum. Bundan sonra bunların yeri burasıymış. Benim yerim neresi lan bu evde? Hangisi benim çekmecem? Sok beni de o çekmeceye kurtul Allah'ım mı? Rahat. Merhaba Dizisarım. İzin verirseniz olaya açıklık getireyim Koramiral'im. Artık bir açıklık getirmen gerekiyor hayvan herif. İsterseniz temel çıksın konu çok özel bir konu. Olur mu olayları ortaya çıkaralım efendim. Tamam sen çıktı. Niye emredersiniz Koramiral? Affınıza sığınıyorum Koramiral'im. Bu genç bayan benim akrabam olur. Kendisi üniversitede öğrenci. Bir olaydan anlamsızca başı derde girdi. Siyasi bir durum. Buralardan gitmesi gerek. Bu yüzden böyle uygunsuz bir formülü düşündüm. Fakat bu temel manyağı ile Emrullah Ayısı... Üniversitede mi okuyor bu genç bayan? Evet Koramiral'im. Dilsiz, tarihsiz, coğrafyasız fakültesinde mi? Kendisi dilsiz değil ki Koramiral'im. Öyle mi? Evet. Hayvan herif. Böyle dümenler çevireceğine gelip anlatsan bana bu kızın durumunu götürmem mi? 12 Mart'ta kimleri götürmedin? 12 Eylül'de kaç kişi götürdüm? Sen beni tanımıyor musun lan? Haklısınız. Basiretim bağlandı Koramiral'im. Gemide kadın istemezsiniz diye düşündüğüm için. Ya sen gel önce bana bir anlat. Ben hayır dersen böyle puşta atlıklar düşünürsün. Sen buralardan gitmek mi istiyorsun kızım? Evet. Nereye? Uzaklara. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. Demiş ya Nazım Hikmet. O denize gitmek istiyorum. En güzel deniz henüz gidilmemiş olan. Ha, güzel laf. Değil mi Tebe? Nazım Hikmet mi demiş bu lafı? Evet. Vay komünist vay. Fakat güzel söylemiş. İşte biz o denize gidiyoruz kızım. Sen doğru bir gemiye bindin. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Kızım dedimse o kadar da baban sayılmaz mı? Sen git bir Östrafa'nın kamerasına yerleş. Bu hayvan herif de yazacak yer bulsun kendine gemide. Sağ olun Koramiral'im. En çok bu çocuklara üzülüyorum işte. Bu ülkede 12 Mart gençliği ziyan oldu. 12 Eylül gençliği ziyan oldu. Ziyan olma sırası bunlara geldi. Bunların biraz darbesi gecikti tabii. Biz ziyan olmadık mı Koramiral'im? Seninki özel bir durum değil mi? Seni Kamuran Paşa ziyan etmiş. Seyirdeklerini yazdırsın ışınlar. Emredersiniz Koramiral'im. İçimden garip bir ses al demiri git diyor. Merhaba Koramiral. Merhaba Gültem Hanım. Yahu neredesiniz? Şu an demir alıyoruz. Aa, beni beklemeden mi? Daha ne bekleyeceğiz hanımefendi? İki gündür kümese döndü burası. Getirdiniz bu tavukları simetlediniz bana ortada yoksunuz. Ben tavuklar ne anlarım? Bu salak vodkaya başın. Benim ruhumda demir alma duygusu oluşunca ben çekerim mavi bayrağı yapamam beklemem. Cumartesi sabahı demir alıyoruz dedik size. Sabahtan beri mavi bayrak dalgalanmaktan yoruldu. Demir alamama duygusu acayip stres yapar denizcide. Gemide herkesin hesabı 9-5 geçiyor. Özür dilerim Koramiral. Parayı denkleştirebilmek için geciktim. Buyurun 100.000 dolar. 250.000 demiştiniz. Bu peşinat. 150.000 doları Beyrut'ta verecekler. Kim verecekler? Onlar. Biz siz onlar. Onlar kim? Beyrut açıklarında alıcı motor bize yanaşacak. Biz tavukları bir bir denize atacağız. Onlar toplayıp motor alacaklar. Bunlar niye gelip limanda teslim alıyorlar bu tavukları? Tavukların pasaportu yok. Ne var bu tavukların içinde? İç organları.
Hamdi onların içinde. Bilmiyorum. Hiç içlerine girmedim. Buna bakın Gültemem. Ne naklediyoruz biz bu tavukların içinde? Yok bir şey Korra Miren. Tavukların kendileri çok değerli. Yeme bizi veteriner. Ne var bu tavukların içinde? Eroin, kokain. Ben uyuşturucu işi yapmam. Yok bir şey Korra Miren. Canlı bir tavuğun içine uyuşturucu nasıl yerleştirilir? Ameliyatla. Veteriner değil misin? Yemişindir bir bok. Zaten öyle olmasa bu götü boklu tavuklar için bana bu kadar parayı vermezsin. Al tavuklarını paranın için lan buradan. Ben böyle kıllı kışlı işlerde yokum. Bu gecikme sizi çok sinirlendirmiş herhalde Korra Miren. Uyuşturucu falan yok. Zaten uyuşturucu buradan oraya gitmez. Oradan buraya gelir. Peki nedir lan bu tavukların esrarı? Siyasi sığınmacı değiller ya. Bakın Korra Miren, tavukların taşlık diye bir organı vardır. Tavuk ne bulsa yutan bir hayvan olduğu için arada yuttukları taş ve benzeri sert cisimler burada takılır kalır. Bağırsağa geçmez. Tavuklara değerli taşlar yutturursanız değerli bir taşlıkları olur. Ve fakat tavuk bunun değerini bilmez. Salak. Elmas mı? Pırlanta. Şu gördüğünüz kafeslerde dünyanın en değerli pırlanta koleksiyonlarından biri bulunuyor. Vay canına müthiş bir numara. Tam veterinerlik. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Fakat ben bu parayla kendime yeni bir hayat kurmayı düşünüyorum. Bu hayatı böyle bir namussuzluk üstüne kuramam. Bu beni öyle ne kadar rahatsız eder. Namussuzluk bunun neresinde? Ya kaçakçılık mı? Siz ne götürüyorsunuz Beyrut'u? Çubuk demir. O tonlarca çubuk demiri buradan Beyrut'a gönderen adam bunun için teşvik adı altında devleti dolandırmıştır. Bu demiri bir yerden ucuza kapatmıştır. Beyrut'ta birine kakalamaktadır. Bunun için ihracat primi almıştır. Vergi adresi alacaktır. Belki de bu demir kağıt üstünde başka bir şey olarak görünüyordur. Bu mu sizin namuslu işiniz? O heriften aldınız paramı namuslu para. Ortalıkta namuslu banknot kalmadı ki. Namuslu bazı bozuk paralar var. Onlar da yakında tedavülden kalkacak. Başkasının namussuzluğu beni bağlamaz. 250 bin doların Türk parası olarak ne ettiğini hesapladınız mı Korra Miren? Artık Türk parası üstüne hesap yapmıyorum. 250 bin doların dolar olarak iyi para ettiğini biliyorum. Vergi vermiyor musunuz? Vermez miyiz? Bok gibi veriyoruz. Siz bu parayı bugüne kadar devlete vergi olarak ödemişsiniz. Sizin ödediğiniz vergilerle oluşan zırt pırt fonlarından bu paralar ona buna peşkeşlenmiş. Kimi adamlar bu paralarla 50 takla atarak zengin olmuşlar. Paralar İsviçre'ye gitmiş, yolsuzluklar ortaya çıkmış, adamlar mahkemeye çıkmış, sonra beraat etmişler. Sizin ödediğiniz vergiler şimdi İsviçre'de bir adamın kişisel hesabında kuzu gibi yatıyor. Buna çok bozuluyorum işte. Bunca yıldır boşuna vergi ödemişsiniz. Evet yani. Hadi o zaman, alın şu demiri de gidelim Korra Miren. Alacağım almasına zaten, hep iyidir içimden garip bir ses, al demiri git diyor. Yalnız elimi demire götürmeyen, yüreğimi burkan bir şey var. Yazık değil mi lan bu millete? Hayır. Başımıza bu adamları seçip seçip getiren işte bu millet. Evet. Biz hep sanki bu millet başka bir milletmiş gibi düşünüyoruz. Asıl salaklığımız orada zaten. Evet lan işte bu millet. O millet. Güneş batmış gök lacivert kırmızı, henüz ortada yok kutup yıldızı. Bir soluğan dalga var, tam kıçımdan vuruyor. Bir soluğan dalga var, tam kıçımdan vuruyor. Ben vodkayı koymuşum, haydi demir tanıyor. Tam vodkayı koymuşum, birden demir tanıyor. İşimde garip bir ses, al demiri git diyor. Geriden gelen bir ses, sen sabahı bekleme. Geceden al demirini, gün doğmadan git diyor. Derinden gelen bir ses, sen sabahı bekleme. Geceden al demirini, gün doğmadan git diyor. Gece korkunç bir tür savaş durumu. Henüz ortada yok beklenen kurtarıcı. Bir sarışın abla var, uzun etek giyiyor. Bir
sarışın abla var, hem de saçı boyuyor. Enflasyon azdıkça PKK'yı vuruyor. Enflasyon azdıkça PKK'ya vuruyor. İçimde garip bir ses, virademir gidiyor. Denizden gelen bir ses, sen sabahı bekleme. Geceden al demiri, al demiri gel diyor. Denizden gelen bir ses, sen sabahı bekleme. Geceden al demiri, al demiri gel diyor. Gün doğuyor, gök bulutlu turuncu. Henüz ortada yok beklenen güneş. Karıda bir baba var, bizle dalga geçiyor. Karıda bir baba var, bizle dalga geçiyor. Tam usulandı sanırken, birden faul yapıyor. Tam usulandı sanırken, birden faul yapıyor. İçimden garip bir ses, virademine gitmiyor. İçimden garip bir ses, sen sabahı bekleme. Geceden al demiri, gün doğmadan gidiyor. İçimden garip bir ses, sen sabahı bekleme. Geceden al demiri, gün doğmadan gidiyor. Uyarım içimin sesine, varsın bozuk olsun pusula. Sular nereye götürürse, karalar çok sınırlıdır. Dünya denizden ibaret, birademir eyvallah. Varsın sizin olsun, rüşvetli, pet şişeli, kasvetli, dolarlı, doçmarklı, multi mega medyalı, hem eşli, hem nükleer bombalı, hem kardeş kavgalı, terbiyesiz, kültürsüz, saygısız, denizinde sebzeler yüzen, yeşili tıraşlı keltoş, çimentosu göğündelerli göktelerler arasında tam denize bakan çok arabesk. Ne zırvalasan rap, çalışmak çok ayıp. Hırsızlık Gregor'u ben, kelepleri denize akar dünyanızı. Varsın sizin olsun, güneş doğdu, gök günaydın turuncu. Henüz ortada yok huzur bilinci. İçimden garip bir ses, al demiri git diyor. İçimden garip bir ses, sen sonunu bekleme. Güzelden al demiri, gün doğarken git diyor. İçimden garip bir ses, sen sonunu bekleme. Tezelden al demiri, gün doğarken gittiler. Güzelden al demiri, gün doğarken gittiyor.